Başım nerede, babam nerede? Elleri gınalı anam nerede? Nerede o yaylalar şimdi nerede? Bırakıp gittim köyüm nerede? Sandığım karlı dağlardı, dağları dumanlı, babam nerede? Nerede o yaylalar şimdi nerede? Nerede o yaylalar şimdi nerede? Bırakıp gittim köyüm nerede? Gittim köyüm nerede? Gittim köyüm nerede? Efendim, Karadeniz incisi ordunun birisi TV'lik ekranlarına, ekranlarınızın başına Ataşehir'imizin Ordular Derneği'nin çok kıymetli üyeleri, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bir haftadan sonra Melek'ten esen rüzgarla benden ise de tümver karşınızda olmanın haklı gururunu yaşarken, yayınımıza başlarken Ataşehir'imizin yakışıklı başkanı, Ordular Dernek Başkanı Sayın Ertuğrul Köroğlu Başkanım aramızda. Başkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve iki tane muhteşem, birbirinden değerli soluştumuz var.
Çok fazla bekletmek istemiyorum bu akşam. Türkülere bol bol doyacaksınız ama yayına başlarken ana sponsorumuz 52 Arsa Ofisi'ne sonsuz teşekkür ediyoruz. Varlığınız daim olsun. Seviyoruz sizleri sevgili İsa Akçay Bey ve bütün yönetimine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu akşam söyledik muhteşem bir program olacak. Ben çok fazla bekletmek istemiyorum ekranı başındaki bizleri izleyen dostlarımızı. Kuvvetli alkışlarınızla Tokat'ın böyle güçlü gümbür gümbür bir sesi geliyor. Bizim sevgili kardeşimiz aslında o bir ordulu. Biz onu fiilen ordulu olarak kabul ediyoruz. Kim geliyor? Sevgili Veysel Bektaş geliyor kuvvetli alkışlarınızla. Çok çok teşekkür evet, ediyorum. Sağ ağzına, olun. Yüreğine, gönlüne sağlık. Teşekkür kardeşim. Ederim abim, sağ olasın. Ayaklarına sağlık. Hoş geldin, sefalar geldin. Ne iyi ki geldim. Geldin. Gerçekten iyi ki de geldim. Ben de gurur duydum abim, sağ eyvallah olasın. Davet ettiğin benim için başım gözüm üstündesin. Başım var olsun canım benim. Hemen ufak bir kaza geçirdim. Trafik kazası kendi aracımla. Olsun. O yüzden böyle geldim çoban gibi ama çok, ben herkesten özür diliyorum. Hiç sıkıntı yok. Hepsi bizim. Emin ol ekranın başındakiler de bizim. Estağfurullah. Nasıl doğal halimizse onlarla öyle seviyorlar. Çoban gibi de derken çobanlara kesinlikle hakaret gibi bir şey olmasın. Çobanlık aksine, en güzel aksine meslektir. Aksine bugün çobanlara 7000 lira maaş veriyorlar. Evet. Çoban bulamıyorlar. Evet. Çok evet, geçerli bir meslek şu anda. Aynen öyle. Yani. Bütün çobanlara selam olsun. Selam olsun. Haydi bakalım. Başkanım siz de hoş geldiniz tekrardan. Evet. Ne desem bilmiyorum. Ben ona diyorum ki Türkleri Sultanı, bölgemizin kraliçesi, bizim de gönlümüzde tak kurmuş.
Ben Canan diyeyim, siz gerisini getirin. Canan Başaran, Başaran geliyor. Sultanım, kraliçem. Estağfurullah. Yani o bizim sultanımız, kraliçemiz değil mi? Ordunun incisi. Ben her zaman şunu söylüyorum bak. Kanalımıza Karadeniz'in incisi, ordunun birincisi. Estağfurullah. Canan Başaran da bizim birincimiz. Yok. Evet. Her zaman. Şöyle. Öncelikle benim gözümde birinci olanla birbirinden değerli, bana destek veren ve hep yanımda olan sevgili ordulu hemşehrilerim. Önce hanımefendiler, sonra beyefendiler. Onlar her zaman baş tacı zaten. Şimdi tabii dünyanın her yeri, Türkiye'nin her yerinde bulunuyoruz ama bir ordulu olarak ordulu hemşehrilerimin bana manevi anlamda verdiği destek beni daha onurlandırıyor. Çünkü az bir yol değil, az ufak bir yol değil, 35 yıl. Çünkü onların desteği, onların alkışı, onların bakış açısı, onların gözü, onların kulağı, her şeyi olabilmek de ayrıcalık. Yani bir ordulu olmak da bir ayrıcalık. Gurur duyuyorum çünkü hanımefendiler bir laf var ya, mutfaktan gelir diye. Sanat da mutfaktan gelen bir şey. Ben onlara bir şey dinletebiliyorsam, gönlüne bir şey gidiyorsa, onlar da eşleriyle birlikte benim yanımda oldukları için gurur duyuyorum hepsiyle.
Teşekkür ediyoruz. Bu kadar yoğun program arasında hem de haftanın en dolu günü, sanatçıların en özel günüdür cumartesi akşamları. Bizleri kırmadın. Ataşehir Odalar DNL dedim. Bizde çok özel bir yeri var. Evet. Ertuğrul Başkan varsa ben koşa koşa gelirim dedin. Dedin mi öyle? Dedin. Ay, ben mi dedim? Ay, dedin, dedi mi? Dedi değil mi Hacer Hanım? Demiş. Demiş evet. Abi. Duydum. Ama çok değerli sevgili Hacer ablamız, hem menajerimiz. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. O da o da Karadeniz'in incilerinden. Tabii, Karadeniz'in bu meslekte hem birincisi hem bizim ama kardeşimiz. Ama Ertuğrul Başkanımızı da söylediği zaman o da ayrı bir güzellik gerçekten. Evet. Bir de seni de söyledi ya. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hemen ikinci atlayışım oldu. Seve seve çok değerli partnerimle birlikte varız dedik. İyi ayaklarınıza de sağlık. İstersen şöyle köşkümüze geçelim. Evet kıymetli dostlarımız. Bizleri ekran başında desteklemek için ben bu sene SMS'i kaldırdım başkanım. WhatsApp numaramı ekrana veriyorum. Aslında intihar. Kendi numaramı veriyorum ekrana. Yani. Mesajları WhatsApp'tan. Benim özel cep numaram şu anda ekranda. Mesajlarınızı WhatsApp üzerinden atabilirsiniz. Buradan okuyacağım bütün mesajları. Çünkü SMS'lerde bir türlü irtibat kuramıyoruz. Ya yanlış giriyorlar, bir şey giriyorlar, gönderemiz diyorlar. Evet. Ertesi gün bizi sistemi diyorlar. Ya işte gönderdik okumadınız. Gelenleri okuyoruz biliyorsunuz. Sizin de başınıza geliyor. Evet, dedik buna zaman bir çare bulalım. WhatsApp olarak kullanalım. Herkes ulaşsın. Şu anda dünyanın her tarafından mesaj geliyor bize. Gönderin, SMS'lerinizi okuyalım diyorum. Başkanım hoş geldin, sefalar getirdin. Teşekkür ediyorum. Yani hem bu kadar yakışıklı, hem bu kadar karizmatik, hem bu kadar çalışkan Canan Hanım. Bir o kadar da çalışkan bir başkan. Ne diyelim ben? Değil mi? Öncelikle programınız hayırlı olsun. Tabii Canan bizim kardeşimiz, onunla aynı mutlulukta bulunmak bizim için mutluluk verici. Kardeşimizden farksızdır. Başarılı bir yol ilerliyor sanat aksamında. Çok güzel de olacağını eminiz zaten. Daha güzel olacak. Dolayısıyla Ataşehir Ordular Derneği olarak şu an buradayız biz. Ataşehir Ordular Derneği 2013 senesinde kurulmuş olup bunun kuruluş amacı da Ataşehir'de yaşayan orduların dağınık yapısını toparlayıcı bir unsur gerekiyordu. Bununla beraber biz bu hissettiğimizden dolayı bu değerli arkadaşlarımız var, şu an burada olmayan arkadaşlarımız var, kurucu olan bu derneği kurmuş bulunduk. Ve biraz zahmetli yol izleyerek bir iki sene, ondan sonra iki sene sonrasında Ataşehir'de ordulara kendimizi hissettirerek bölgemizde evet, bulunan 12 tane derneğimiz var yine. Mahalle ve köy dernekleri Ordu ismini taşıyan. Bunları da hepsini kucaklayarız. Bir baba vazifesini gören bir Eda ile beraber olduk. İşarelerimiz güzel gidiyor. Yardımlaşmamız iyi. Hizmetlerimizi ortaklaşa yapıyoruz. Bir olduğumuzda her an bir olabiliyoruz. Çok değerli dernek başkanlarım şu an burada yoklar. Çoğunun toplantısı var. Yine bugün yine cenaze var iki tane. İşte bu dünya hali bu. Yani bir tarafta ağlıyor, bir tarafta gülüyor maalesef. Koyunhisar'dan çok sevdiğimiz bir Ünal Satış arkadaşımızın babası vefat etti. Ticaret yapan çok değerli bir insan. Yine Ordu'da federasyonda da görev yapan arkadaşlarımızdan, üyelerimizden Muhittin Sert arkadaşımızın Perşembe Belediye Başkan adayıydı. Evet. Çok değerli bir arkadaşı, eşi vefat etti beyin kanamasına. O da 37 yaşındaydı. Çok üzücü ama takdir ilahi, yapacak bir şey yok. Buna rağmen hayat devam ediyor. Biz buradayız. Zamanla yine derneğimizin çalışmaları hakkında güzel şeyler vereceğiz. Ha en güzeli bunların sevgili kardeşim aramızda yoktu ama inşallah davet edeceğiz kendisini. Ordulara yakışır bir eser meydana getirdik Ataşehir'in göbeğinde. Evet. Özellikle bununla ilgili. Alkış geldiğine göre bilenler var herhalde değil mi? Ataşehir Belediye Başkanım Sayın Battal İlgezli'ye, yine Belediye Başkan Yardımcım Sayın Deniz Kutlu'ya, birim müdürlerine, Belediye Başkan Yardımcılarına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Demek ki biz insanlara bir şeyler verdik ki insanlar da bizlere bir müstesna tanıdılar. Ve gerçekten burayı da her zaman şunu savunuyorum. Biz Ataşehir Ordular Derneği'ni bünyemizde bulunan il derneklerinin gerçekten örnek bir dernek haline getirmeyi düşünüyoruz.
gidişe yani üye yapımız olsun, yönetimimizdeki çok değerli arkadaşlarım olsun, burada işte Kadir Şahin olsun, Salih abim olsun, Hacer Emine Hanım olsun, yine Sakine Hanım olsun, burada Ahmet kardeşim olsun, yine dernek başkanı birbirinden değerli Şenol kardeşim, Allah razı olsun, o da aramızda. Yani çok değerli dernek başkanları var. Hakikaten uzlaşı güzel orada Ataşehir'de. Güzel bir yapı var. Bununla beraber de güzel doneler ortaya çıkıyor, hizmetler ortaya çıkıyor. Zamanla biz dediğim gibi biz kahvehane tarzı değil. Burası Ataşehir Ordular Dernek Kültür Evi. Ve insanın kültürünü yaşayacağı güzel hizmetler vereceğiz biz orada. Bir güzel projemiz var. Onu da söyleyeyim hemen. Ondan sonra bir virgül koyalım. İstersen sürpriz olsun. Biraz sonra sakla. Şimdi biraz önce dedin ya cenazeler var diye. Tabii. Bizler profesyonelce bir iş yapmaya gayret ediyoruz. Yani bilmiyorum ne kadar yapabiliyoruz ama cenazelerden bahsettin. Daha evvelsi gün, iki gün oldu. Ben de aynı yaşımda bacanağımı kaybettim. Yani bizler için çok hakikaten büyük bir acıydı. Normale baktığınız zaman işte cenazeden iki gün sonra yayına çıktığınız zaman birçok kişi tarafından pek hoş karşılanmayabilir. Ama biz profesyonel bir iş yapıyoruz. Yani. Sizlere karşı, izleyenlerimize karşı, bizlere sponsor olan firmalara karşı sorumluluklarımız var. İster istemez yerine getirmek zorundayız. Aldığımız yük gereğiyle canlı yayına çıkıyor, çıkmamız lazım. Onun için buradan bir kez daha hem bacanağımı hem de Perşembeler Derneğin yönetimindeki kıymetli başkanımızın da eşine buradan gani rahmet diliyorum. Bütün ebediyeli intikal edenlere rahmet olsun. Lütfen hepinizi ekran başında izleyenlere ve seyircilerimizden istirham ediyorum. Hepsi için bir fatiha okuyun içinizden, gönderden en azından. Hepsinin mekanı cennet olsun. Ruhları şad olsun. Güzel söylediniz. Başkanım da güzel söyledi. Böyle şeylerle çok karşılaşıyoruz sanat hayatımız boyunca. Bizi bu konuda ekran başında veya sosyal medyadan eleştirene kadar bütün ölmüşlerimiz için bir fatiha okuyup biz tabii ki paylaşıyoruz. Hani şudur, işte akrabamızdır, eşimizdir, dostumuzdur, büyüğümüzdür, başkanımızdır diye. Ama siz bunlar için sanatçıları eleştirene kadar bunların altına çok güzel bir fatiha okuyup paylaşabilirsiniz. Bizlere bu konuda destek çıkabilirsiniz, yanımızda olabilirsiniz. Ama yok, siz öyle yapmıyorsunuz. İşinize geldiği zaman en kötü türküyü de en iyi bir şekilde yorumladın canım. Şak 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 yapıyorsunuz ama öyle bir şey paylaştığımızda da hemen şık klavyenin altından eleştiriye hazırsınız. Bence olmayın. Gerçekten bu bizim yapmamız gereken boynumuzun borcu. Ve şu an köyümüzde az önce Hacer Hanım da bunu paylaştı. Veysel Bey de biliyor. Sosyal medyada da var. Evet, evet. Bugün şu an daha kaldırılmadı bile. Yarın kaldırılacak cenazesi. Kapımızın önünde kapı bir, yani annemizin babamızın yıllarca aynı tabakta yemek yediği komşumuz vefat etti ama söz verdik, Hacer Hanım'a söz verdik, başkanımız gelecekti, Sedat Bey'e söz verdik, ekran başındaki insanlar bizi bekliyor, muammada kalmayalım diye ne yaptık, işimiz daha ağır basıyor, Allah rahmet eylesin deyip bir duasını okumak hepsi için. Aynen öyle. Evet. Sabır versin bütün yakınlarına, ölenlerimize de rahmet diliyorum. Bence eleştiri yerine böyle güzel şeylere imza atarsanız bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Sedat Bey. Kesinlikle. Buyur başkanım. Sayın Canan Başaran bu akşam çok şık değil mi? O her zaman öyle. Bu akşam bir ayrı güzel ama. Yok yok, her ama zaman öyle. Yok. Bugün Ordulu hanımefendiler. Bugün ayrı bir güzellik var. O her zaman öyle. Müsaade ederseniz bir şey söylemek istiyorum. Kıymetli dostlarım, bakın özellikle istirham ediyorum sizlerden. Yine bir şey, kendimi kobay olarak kullanıyorum. Telefon numaramı verdim. Aramayın ne olursunuz, canlı yayındayız. WhatsApp'tan mesaj çekin. Arıyorsunuz, cevap veremiyorum buradan. Onun kolayı üzülüyorum var. Veremeyince de üzülüyorum. Üzülüyorum veremeyince. Sedat abi. Sizlerden kolayı var. Yayına girerken telefonu kapat, internetten WhatsApp'ına çıkart. Çok yaşa. Allah Allah abi. Ya şu kadar yani var. Benim o kadar kafam çalışmıyor ya. Benim o kadar kafam çalışmıyor teknolojiye. Açık alsın oradan yazsın. Ama yani biz sonuçta ticari olarak kullanıyoruz onu. Arayanları görmem lazım. Mesaj atıyorlar. Dönüyorum onlara. Şey, Ordular Dernek Başkanımız hazır buradayken, çok değerli solistim de buradayken. Siz türkü okuyun. Hanımefendiler de buradayken. Bence siz türkü okuyalım ama onun okuyun. Öncesinde başkanım da buradayken biliyorsunuz yarın 10 Kasım. Aa, evet. Evet. Ve 81 yılda 81 ilde. Evet. Unutmadık, unutmayacağız. Atamızın izindeyiz. Aynen. Her fikrinde, her sözünde, yaşattığı gençlikte, hanımefendilere vermiş olduğu bu özgüvende, yürümüş olduğumuz bu yolda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda emeği geçen,
saygıyla eğiliyorum. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla bir daha analım. Yarın 10 Kasım. Dediğimiz gibi 81 yılda 81 ilde nokta nokta adım adım asla ve asla unutmayacağız. Evlatlarımıza da unutturmayacağız. Bir Mustafa Kemal adı bin Mustafa Kemal olarak yaşasın istiyoruz. Teşekkürler. Harika. Evet, hemen birer türkü. Fark etmez, hanginiz istiyorsanız, sahne sizin. Böyle gelsin hocam. Tamam, nasıl istiyorsanız. Sizde evet buyurun. Sonra sizde. Öncelik sizde olsa siz okuyun, sonra ben okurum. Ben sizde, Veysel Bey'le böyle kavga gelsin. Kavga ederseniz ben alacağım mikrofonu. Vallahi mi? Tamam. Ya sürprizi varmış, okuyacağım dedi, çok ısrar etti. Türkü mü söyleyecek? Ordu'nun söyleyeceğim dedi. Ordu'nun beraber söyleyeceğiz. Vallahi mi? Vallahi söyleyeceğim dedi. Tabii. Koro hatta halim. Ulusal aynen, basına aynen. Vermiş. Bak birbirine ulusal değerli. Ulusal basına vermiş. Melek'ten eser rüzgarda türkü söyleyeceğim diye. Aynen. Vallahi seni Kenan Başaran izliyorsa. Kötü iş. Bu arada sevgili Kenan Başaran da selam İzliyorsa. Olsun. Kötü. Bir evet, buçuk yıl oldu hala eser bekliyoruz başkan. Siz okuyun. Evet ne okuyalım o zaman ordumu denelim. Yok fark etmez. Okuyalım onu en son yapalım istiyorsanız. Yok şimdi okuyalım. Bekliyorlardır ekran başında. Hadi bakalım. Sen söyledin madem. Mikrofon alalım o zaman. Olur, olur. Ya, geleyim yanınıza. Geleyim yanınıza. Bilal var mı? Geleyim yanınıza. Tamam ben oraya gideyim o zaman. Olur mu hocam? Tamam. Sevgili benim komşularım onlar. Biliyorsun değil mi Mahmudiye ile Bayırköy? Yakın. Hocam hadi. Gel. Bıdık ne yapıyoruz bıdık? Oradan geçiyorum ben öyle oh. Samanlıktan kaldıramadım samanı da zühtü. Hadi bakalım. Nereye yanınıza geleyim kızlar? Ha buraya mı geleyim? Nereye şuraya mı? Dur nenemi dur. Aha geldim vallahi. Oh bura daha güzelmiş. Oh.
çalarsın, benden sevdalı mısın? Sür beni gelsin diyoruz. Dostlara gelsin diyoruz. Efendim? Bayırköy'e selam gönderin. Biz gönderdik ya. Kıymetli dostlar, biraz önce istirham ettim, rica ettim. Ne olursunuz aramayın. Mesaj gönderin, mesajlarınızı okuyalım. Değil mi? Hemen alalım mı? Geç. Sahne sizin. Evet, Veselciğim. Başkan da çaktırmadan. Hemen bir eser de senden alalım kardeşim. Bugün sizlerden bol bol eser alalım. Ben mesaj okuyacağım bugün abi. Çok mesaj var. Of of. Evet. Ekran başında şu an bizleri seyreden değerli dostlarımız için gelsin güzel türkülerimiz. Herkese selamlar olsun.
Geceler uyku girmez gözüme, yalvardım Mevla'ya kuzum döndü. Teşekkürler efendim, sağ olun. Eyvallah, yüreğine sağlık. Dostlarım, bir şey açıklamak istiyorum. Şimdi bizim programımızın formatında sohbetle türkü karışık. Sadece bir müzik programı değil. Buraya dernek başkanlarını alıyoruz. Tabii ki konuşturacağız. Konuk sanatçılarımız konuşacak. Estağfurullah. Öyle abi, yok, estağfurullah. Kardeşimin bir tanesi WhatsApp'tan mesaj atmış. Sohbet programı değil, biraz müzik yapın diye eleştirmiş. Belki formatı bilmiyorsun. Bizim formatımızda sohbetle türkü bir arada karışık. Sadece bir müzik programı değil. Müzik programı olmuş olsa istek programı yapardık. Direkt istek isterdiniz, o türküleri okurduk. Dolayısıyla bizim buraya aldığımız izleyenlerimizin, çok özür diliyorum, sanatçılarımız bizim için çok kıymetli. Dernek başkanlarımız da çok kıymetli. Tabii ki onları konuşturacağız. Konuşturacağız. Onlar konuşmadan olur mu? Tamamıyla gelip buraya makine gibi türkü okumayla olmaz değil mi üstadım? Lütfen yani. Girmek istiyorum. Bak hocam sus dedi ama gireceğim. İnanın 9'da başlıyoruz. 12'ye 10 kalaya kadar türkü söylüyoruz. Ya. Bu sefer de diyorlar ki ya Allah aşkına biraz ara verin de muhabbet edin. Anam hangisini yapalım? Doyun birisine. Birine doyun ya, kurban olayım. Ya muhabbet. Hepsi bir arada gitmez anam bacım ya. Az dedikodu yapacağız. Değil mi? Aa. O zaman gelmeyin beni. O zaman ben az mesaj okuyayım mı? Oku. Okuyayım. Evet. Medar iftarım. Dün de doğum günüydü. Benim ulu çınarımız, sevgili babam Mesud Evlenisi Meclisi İbrahim'in verin. Hepinize selamları var. Bugün Ankara'ya geldiler annemle beraber. Şu anda Bamak'ta aşağı yukarı bir 30-40 kişiyle beraber program seyrediyorlar. Bütün kardeşlerim, annem, babam, hepsine selamlar olsun buradan. Değerli bir insan. Abi iyi akşamlar, sizi cep mobilden izliyorum. Programınız hayırlı olsun. Ben de diyorum, biliyor musun? Yalnız da Ordulu bir dernek başkanı dahil biz Ordulular şov peşindeyiz. Ordulularda birlik beraberlik yok. Hele ki gurbette hiç yok. Dernekler tabela derneği olmuş. Evet, birçok dernek o şekilde. Katılıyorum ben de size. Ben buradan her zaman söylüyorum ve mesajın sonunda bana demiş ki arkadaşımız, eğer bu mesajı okumazsan seni de samimiyetsiz olarak kabul edeceğim. Önemli değil, senin canın sağ olsun. Sen nasıl kabul ediyorsan başımızın üstüne. Bugün bizim kabul günümüz. Ne yazıyorsanız kabul ediyoruz. Ama şunu bilin, ben buradan bütün programlarımda benim yayınlarımı seyretmiş olsanız söylerim. Ben hayatımda kartvizit başkanlarına çok karşıyım. Hiçbir zaman dernekleri kartvizit olarak kullanmasınlar. Ama şuna eminim, hele hele bu son dönem yaptıklarıyla... Ertuğrul Başkan'ı kastetmediğiniz eminim. Çünkü bugün İstanbul gibi bir metropolde, Ataşehir'in göbeğinde bir ordular evi yapmak, bilmiyorum açılışa geldiniz mi gelmediniz mi? Ben gittim açılışa. Muhteşem bir açılış vardı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarından Ataşehir'in belediye başkanı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı, hiçbir siyasi ayrımı yapmaksızın bütün siyasetimize, yani Türkiye Cumhuriyeti'nde siyaset yapan herkes oradaydı. TV52 ve Altaş TV canlı olarak verdi yayınları. Sanırım Ertuğrul Başkan'ı kastetmiyorsunuz. Dediğinize arkadaşı davet edelim Ataşehir'e. Dediğinize katılıyorum. Ben de aynı, sizin de aynı görüşteyim. Kesinlikle dernek başkanları, kartvizit başkanı olarak olmasınlar. Ben buna her zaman bütün yayınlarda da söylüyorum. Buradan da mesajınızı okumuş olayım. Bu akşam kabul günümüz. Olsun. Kabul ederiz. Biz her şeyi okuruz. Canları sağ olsun. Onlar bizim başımızın tacı. Ordunya'dan hayırlı akşamlar. Canan Hanım'dan şu akkuşun gürgenlerini söylerse sevinirim. Söyler, niye söylemeyecek? İyi akşamlar. Ordu Akkuş Salman'dan Durdaniye Gümüşoğlu, Ümraniye Cezaevinde askerliğini yapan kardeşim Onur Gümüşoğlu için Canan Başaran'dan bir asker türküsü istiyorum. İsteyin isteyin, okuyacak. Evet. Ben Ordu Mesudiye Pınarlı köyünden İsmet Başaran programınızı izliyorum. Canan Başaran'dan Akkuş'un gürgenlerini istiyorum.
Akışın Gürgenleri çok istek geliyor. İyi akşamlar. Ben de bir ordu olarak sizlerle gurur duyuyorum. Canan Hanım'dan yolu açık olsun. Başarılar diliyorum. Kızım, eşim de Aybastı'ya geldiler. Bütün Aybastı'yla selamlar. Bir de türküsünü istiyorum. Hekimoğlu türküsünü istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Selam olsun bütün Aybastı'ya. Değerli başkanımız her zaman yanındayız. Çalışkanlığı ve hırsıyla bize derneğimizi kazandırdı. Yayınıza başarılar dilerim. Hasan Akalmaz. Ataşehir Ordular Derneği'ne denetleme kurulu üyesi. Kardeş derneğimiz Ataşehir Bayburtlar Dernek Başkanı Ali Uğurlu başarılar diliyorum. Buradan güzel, evet. Bayburtlar Dernek Başkanı'na çağrı yapalım. Evet. Bir haftada sizi konuk alalım. Olur, başkanım. Olur, olur. Buradan çağrımızı yapmış olalım. Tabii, bir haftada başkanımızı konuk alalım. Çok değerli bir arkadaşımızdır. Alalım. Alalım. Ali Bey. Hayırlı akşamlar, iyi programlar. Çok değerli iki solistim Eminev Canan Başaran ve Beşir Bektaş. Hoş geldiniz programa. Şebin Karestar'dan selamlar olsun. Azime. Yani. Bu kim? Azime'yi de açıklayalım. Söyleyelim. Ya yani söyleyelim tabii yani. Söyleyelim yani. Şöyle söyleyelim, nasıl diyeyim Hacer Hanım, hem menajerim, hem dostum, hem kardeşim, hem yani canım, çok değerli bir hayranım bu benim. O kadar seviyor ki bizi, anlatamam. Ailemizin içine de girip çıkan bir kızımız. Şebin Karahisar'ın bir köyünde yaşıyor. Ama ya benim Hacer Hanım'a da laf gitmesin de bu arada. En iyi menajerlerimden bir tanesi Azime değil yani. Evet, buradan da selam olsun Azime kardeşimize. Anladım. Selam, iyi yayınlar, kolay gelsin. Ankara'dan benim çok kıymetli kardeşim Serhat Polat, Tokat Reşadiyeli. İnanılmaz bir değer benim için. Bütün ailece müzisyenler Canan Hanım. Çocuklarının, Serhat Polat diye bir kardeşim. Çocuklarının en küçüğünden en büyük 3 tane oğlu var. Üçü de enstrüman çalıyor. Ve çaldıkları enstrümanları kendileri yapıyorlar. Birçok sanatçıya da sosyal medya üzerinden destek veren bir kardeşimiz. Çok seviyoruz onu. Buradan selam olsun kardeşimize. Mesajlara devam edelim mi? Edelim. Evet, sevgili amcaoğlu Ragıp Ünver de izliyormuş. Ona da selam olsun buradan. Programı zevkle izliyorum. Canan Hanım'a ve Veysel Bektaş'a başarılar diliyorum. Mesudiye'den selamlar. Cengiz Karaduman. Cengiz abi selam olsun. Ataşehir'den selamlar, başarılı çalışmalar yapan Ertuğrul Köroğlu ve ekibine başarılar dilerim. Kıvırcalık Ali'nin seslendirdiği Ben Seni Unutamam eserini rica ediyorum. Mehmet Parlayan. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Tokat Erbağ'dan Mert Yerlikaya. Veysel abimden Benim Kaderim istiyorum. Değerli babam Tarık Avcı'ya armağan ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bir türkümüz Mert Yerlikaya ve Erbağlı Tarık Avcı'ya gelsin. Abi bu seneye video çeker misiniz? Biz mi çekelim? Olur, çekeriz. Çekeriz. İyi yayınlar Sedat abi, programı beğeniyle izliyorum. Sana ve konuklarına teşekkür ediyorum. Bizleri gururlandırıyorsunuz. Bizim görenin sesi oluyorsunuz. Sevgiler, Çavdar Mahallesi Muhtarı sevgili Salim Ulusoy. Şimdi ben bir söz hakkı isteyeyim senden. Hemen, hemen başkanım. Reklama giriyoruz. Reklama giriyormuşuz. Çok özür diliyorum. Yani çabuk geldik reklama. Valla ne yaptınız, programı adınızı götürdünüz ya. Efendim, hata böyle kısacık bir reklam arası, ekmek parası. İzleyin bakayım sizleri ne sürprizler bekleyecek. Lütfen kumandaları bir yere saklayın. Reklam diye sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar efendim. Şu an gece çekimi yapıyoruz. Neredeyiz? İtalya'dayız. Moreno'dayız, İtalya'dayız. Usta hayırdır, biri Konya, biri Malatya. Anneyi baba mı? Sevgiliciye inanmıyorum ha. Biri Malatya, biri Konya. Yani bir anne, biri baba tarafından. Burada küçük küçük böyle şeyler var. Yani böyle satış yerleri var. Buradaki halk bu küçük samanlıklarını, serentilerini böyle... Yani ambarlarını bugün için özel açıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Yılın ilk kardan adamını da yapıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çavdar Köyü nüfusu, yerleşim yeri 500 hane. Nüfusu 1500. Bu yazın 3000'e kadar çıkıyor. Kışın 50'ye düşüyor. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi büyük bir kaya var sevgili izleyenler. Kaya kütlesi. Ama kayayı dönünce ilginç bir şeyle karşılaşacağız.
Karadeniz mimarisinin bence Karadeniz köy evlerinin devasa örneklerinden bir tanesi. İnanın yani hayranlıkla izliyorum. Görüyorsunuz sağanak halde kar yağıyor. Salla. Saat ilkokul 3'e giderken rahmetli annem beni dışarıladı. Yani ben çocuktum ilkokul 3'te. Kıymetli gönül dostlarımız, 52 Ars Ofisi'nden hepinize hayırlı akşamlar, saygılar, sevgiler sunuyoruz. Bu akşam yine size muhteşem kampanyalar yapacağız. İstanbul'un parlayan yıldızı Silivri ve Silivri'nin muhteşem bölgelerinden Değirmenköy'de ana asfalta 100 metre stabilize yola, yani kadastro yoluna sıfır arabanızdan indiğiniz zaman direkt arsaların üzerine çıkacağınız bir bölgeden bahsetmek istiyoruz. Ama en önemlisi İstanbul tapulu yerlerimiz başkanım. 300 metrekareden başlayan kalitenin ve güvenin simgesi 52 arsa ofisi aracılığıyla sizlere ulaştırmak istiyoruz. Diyoruz ki dünyada zarar etmeyen tek yatırım toprak başkanım. Bunu da en doğru, en sağlıklı yerlerden yatırım yapmanız lazım. Çünkü günümüz koşullarında birçok bu işi yapan firmalar var. Doğru, evet. Alıyorsunuz, yarın ne olacağını bilmediniz veya tapuya gittiniz ama önünüzde sorun çıkartan firmalarla. Arkamıza 25 yıllık bir devi TV52 kuruluşunu alarak bu işe soyunduk sevgili İsa Akçay beyefendi ile beraber. Buradan bütün Karadeniz'e, ordulara, TV52 izleyenlerin hepsini diyoruz ki çocuklarınızın geleceğini garanti altına almak istiyorsanız bunun en güvenli yolu 52 Ars Ofisi. 0216 396 52 52 numaralı telefona bir çağrı bırakın. Sizlere en kısa zamanda dönüş yapalım. Daha detaylı bilgiler sunalım. İstanbul'dan arabanızla çıktığınız zaman yaklaşık 1-1,5 saat içerisinde direkt arsalarımızın üzerindesiniz. Haftanın 7 günü sizleri ücretsiz servislerimizi alıp direkt arazilerimize götürelim, gezdirelim. Beğendiğiniz takdirde sözünüze istinaden bir tek kuruş kapora dahi almadan sözleşmemizi hazırlayalım. Akabinde 1-2 gün içerisinde yine sizleri araçlarımızı alıp Silivri Tapu Dairesi'ne götürelim. Tapuda imzanızı attıktan sonra peşinatınızı verin. Gerisinde senet yapalım. Sizleri tapunuzla beraber evlerinize teslim edelim. Ve bunları yaparken de her türlü araç takasını da yapalım. Araçlarınızı da değerini üzerinden alalım. Başkanım, neler söylemek istersiniz? Hem 52 Ars Ofisi üzerine hem de yatırım yapmak isteyen kıymetli dostlarımıza. Şimdi teminat çok önemli. Dediğin gibi kaç senelik bir televizyon kurumu var. Evet. Hiçbir zaman rizikoya girmez bu gibi şeylerde. Bence en güzel teminat bu. Yani düşünecek, soru işareti kalacak bir şey yok. Kesinlikle yeri yok. Yeri de beğendikten sonra kesinlikle yatırım için zaten en önemlisi arsa. Yani almalarını ben tavsiye ediyorum bir kardeşler olarak. Ataşehir Ordular Dernek Başkanı olarak. Ki firma sağlam. Sevgili Serhat Tümver kefilliğim sağlamdır. Yani 10 numara her zaman alabilirler. Kesinlikle soru işareti yok yani o konuda. Sevgili... Yatırım açımından, ticari açıdan gerçekten bu bir gerçek. Ya altın alacaksın ya arsa, ama şu an altını solda da arsa. Başkanım 5 yıldır bu sektörün içerisindeyim. 5 yıldır inanın o kadar çok yer sattık ki. Hiçbir zaman enflasyon indi çıktı, dolar indi, euro indi çıktı ama arsa hiçbir zaman aşağı inmedi. Doğru. Hiçbir zaman aldığınız değerin altına inmedi kıymetli dostlar. Sizlere öyle yerler temin ettik, öyle yerler portföyümüze aldık ki. İstiyorsanız nasıl yer istiyorsanız, isterseniz ileriye dönük yatırımlık, imarlı veya ifrazlı, isterseniz fabrika arazisi ya da çiftlik arazisi istediniz ya da dediniz ki ben hafta sonları çoluğumla çocuğumla gideyim bir hobi bahçesi yapayım, bir köşesine konteyner koyayım, etrafını töller içerisine alayım, çocuklarımın ayağı toprağa değsin. İstanbul'un hengamesinden, trafiğinden, karmaşasından uzaklaşayım, çoluğumu çocuğumu götüreyim, çıplak ayaklarla toprağın üzerinde yürüsünler, o vücudundaki olumsuz elektriği boşaltsınlar. Pazartesi günü, pazar günü akşam İstanbul'a geri dönerken herkes böyle anasından yeni doğmuş gibi relax bir şekilde geri dönsünler. Bir şey daha söyleyelim hemen, evet, ilaveten. Şu an Ordu Mesuliye'de annem izliyor. Anneme bile bir arsa satmayı düşünüyoruz. Ortak alacağız beraber. Ellerinden evet. Öpüyorum annemizi. Aynen. Sevim Köloğlu. Bir ortak düşünüyoruz. Çünkü ortada kim vardı? Serhat Tüm var. Babasını falan çok iyi tanırlar. Dolayısıyla dedim ya, güven çok önemli. Güven olduktan sonra sorun yok. Yatırım için arsa. Ben de buradan hemen Bülent Bey'e sesleniyorum. Evet. Şu anda ekranlarımızda zaten görüyorlar başkanım. Evet, çok güzel. Ben de reklamlarda gördüm. Özellikle evet. Bayanlarımıza sesleniyorum. 52 Arsa Ofisi hem güvenilir hem yeri belli. Sedat Bey, İsa Bey güvenilir insanlar. Öyle olmasa bizler burada olmazdık. Yani. Reklamlarda da gördüğünüz gibi başkanım, yer çok güzel. Ve özellikle hanımlarımız bu konuda kesinlikle, çok daha kesinlikle duyarlı olacaklarına inanıyorum. Çünkü beylerin beynini yıkayan hanımlardır. Doğru, evet. Kadınlarımızdır özellikle. Yatırımı da en fazla kadınlarımız yapar. Bence yer çok güzel. Torunlarımız için de değerlendirilebilecek
çocuklarımız, torunlarımız, geleceğimiz için de bence çok uygun ve güzel bir yere benziyor. Bir başka, hafta sonu ben de geleceğim sizlere. İnşallah bekliyorum. Şu anda ekranlarda görmüş olduğu yerler, izleyenlerimiz deniz manzaralı yerler. Bakın ana asfaltı 100 metre. Kadastro evet. yoluna hemen Arsan üzerinden çıktığınız anda kadastro yoluna cephesiniz. Bunların yarısını peşin, yarısında taksit yapıyoruz. Kesinlikle vade farkı uygulamıyoruz. İpotek koymuyoruz, kefil istemiyoruz. Bir sözünüze istinaden aracınız varsa kış ayına girerken diyoruz ki götürüp 5-10 bin lira masraf yapmayın. Getirin aracınıza değerinde takas yapalım, değerinde alalım. Ve sizleri ve çocuklarınızın yarınlarını garanti altına alalım. Teminatı altına alalım. Sizler 300 metrekareden başlayan parsellerimizden, özel parsellerimizden temin edelim. Ya da 500 metre, 600 metre nasıl istiyorsanız sizin istediğiniz ölçülerde ödeme planını siz belirleyin. Siz karar verin. 52 arz ofisi sizleri yarınlarınızı, çocuklarınızın geleceğini garanti altına alsın. 0216 396 52 52 nolu telefona bir çağrı bırakın hemen dönelim. Başkanım, buradan derneklere kampanyalar yapıyoruz. Özel kampanyalarımız var. 52 delik arsanın ofisini 52 tane arsa sattığımız zaman inşallah en kısa zamanda 52 arsanın içerisinde sattığımız insanlara bir çekiliş yapacağız. Belki bir üyemize sürpriz bir hediye vereceğiz. Çok güzel. Bu tatil mi olur, başka bir şey mi olur onu daha kararlaştırmadık. Yönetim kurulu başkanımızla konuşup kararlaştıracağız. Ama emin olun ne olursa olsun ne verirsek verelim çıkan çok memnun olacak bir şey olacak kesinlikle. Dernek başkanlarımıza buradan sesleniyoruz. Bütün STK başkanlarına. Yazın piknikleriniz olacak, gecikleriniz olacak. Bizleri yanınızda görmek istiyorsanız, cebimden bir kuruş para çıkmasın diyorsanız, üyelerinizi yönlendirin bizlere, derneklerinizi getirin, üyelerinizi yer sahibi yapalım, sizlere de kazanç sağlayalım. Bizlerden 15 tane arsa aldığınızda görün bakalım 52 arsa ofisi sizin derneğiniz için sizlere neler yapıyor. Piknik istiyorsanız pikniğinizi, canlı yayın istiyorsanız canlı yayınızı, sanatçı istiyorsanız sanatçınızı, hatta 15 ve üzeri yer alırsanız bir parselde sizlere buradan canlı yayından söz veriyoruz. Bir parselde sizlere biz hediye edeceğiz. Başkanım daha ne yapalım biz derneklere? Daha ne olsun? Daha ne yapalım yani? İnşallah bu bir uzun zaman kısaltırız zaman da Ordu Dernekler Federasyonu'nda biliyorsun büyük bir güç var. Evet. Derneklerimiz var. Birbirinden değerli başkanlarımız var. Hakikaten. Yani 350 derneğe hitap eden Ordu Dernekler Federasyonu ORDEF. İnşallah arkadaşlarımızla beraber konuşuruz da bir gün ziyaretinize geliriz, bir gezeriz. Başkanım şöyle bir şey istiyoruz bakın. İsa Bey'le çok konuştuk, çok tartıştık bu konuları. Dedik ki birçok firma var bu işi yapan. Evet. Ama maalesef çok üzücü bir durum. Bizim ordumuzun insana kadar yatırım yapan çok az var. Doğru. Özellikle Sivaslar, Tokatlar, Güneydoğulu vatandaşlarımız inanılmaz derecede yatırım yapıyorlar. Biz istedik ki bütün orduları bir STK olarak biz kendimiz adlettik. Yani ticari bir kuruluştan ziyade siz nasıl bir Ataşehir Ordular Derneği'nde orduları evet. bir araya topluyorsanız biz de bu sektörde, arsa sektöründe istedik ki TV52 izleyen bütün orduları, Karadenizleri, hatta dünyanın neresinden izliyorsanız bizleri izleyin. Hepinizi bir araya toparlayalım. Hafta sonu geldiğiniz zaman eskiden biliyorsun gece kondular vardı. Çıktığınız zaman o ona giderdi, ona giderdi. Akşamları bahçelerde toplanıp sohbetler edilirdi. İşte burada diyoruz ki toplu bir şekilde yerler alırsanız o eski gece kondudaki samimiyetlere, gelenek göreneklerimize geri döneceğiz. Sevgili ya dostlar, kıymetli yani. Dostlarımız arayın 0216 396 52 52 numaraya bir çağrı bırakın. Sizlere çok daha geniş detaylı bilgiler verelim. Seni sevmiyorum Bıdık abla. Sevmiyorum. Vallahi sevmiyorum. Ben bitirdi. Çok seviyorum. Yok, espri yapıyoruz. Tabii ki çok seviyoruz. Tabii ki çok seviyoruz. Efendim bir sonraki reklamda devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Şimdilik biz herhalde sürenin sonuna geldik. Lütfen TV 52 ekranlarında kalın. 52 Ars ofisinde kalın. Görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler efendim. Hazırlayıp sunduğu Gönül Bağı her pazar saat 22-24 arası sizlerle. Kavurduk da kavurduk en güzel yerini sizin için ayırdım. Bu haftanın konukları Türk halk müziği sanatçısı Bahar Duman. Gücük Şerbetçi, Sancaktepe Kastamonular Dernek Başkanı, Gönül Bağı Pazar 22'de. Barışın.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce geliştirilen Meteo Uyarı'yla artık meteorolojik uyarıları öğrenmek ve anlamak çok kolay. Meteo Uyarı'yla tahmin edilen meteorolojik hadiseleri renkler ve simgeler sayesinde kolaylıkla anlayabileceksiniz. Yeşil renk uyarı gerektirecek bir hava olayı tahmin edilmediğini gösterir. Sarı renk, meteorolojik risklere maruz kalabilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunması gerektiğini bildirir. Turuncu renk, tehlikeli bir hava olayının habercisidir. Tedbirli olunmalı, uyarılar takip edilmelidir. Kırmızı renk, çok tehlikeli ve büyük hasarlar verebilecek bir hava olayının uyarıcısıdır. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Sen yağmur ol, ben bulut. Sen yağmur ol, ben bulut. Bizde şiddet yok, bizde horon var. Bizim özümüzde, kökümüzde, yörüklükte kadına şiddet yoktur. Kadın topraktır, anadır. İnsan gönlünü açtığı bir kişiye şiddet uygulayamaz ki. Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız. Bizi biz yapan ortak değerlerimizde kadına şiddete yer yok. Kadına şiddet insanlığa ihanettir.
Buradan Ümit Tokcan hocamızın da ellerinden öpüyoruz. Muhteşem bir eser kazandırmış. Sürçülisan ettiysek affola. Evet başkanım, söz sizde. Evet. Şimdi insanları hakikaten böyle gereksiz ve yersiz yere eleştiriler veyahut da mesajlar insanları şefkatini kırmıyor da yani birazcık yok, hafiften kırılmayız, üzüyor. Kırılmayız. Çünkü öncelikle o derneği tanımaları lazım, o mesaj atan arkadaşlarımızın. Kişileri tanımaları lazım, üyeleri tanımaları lazım. Tabii baştan söyledik, tabela derneğine kesinlikle karşıyız. Hiç olmadık, Allah da olmayı nasip etmesin bize. Çünkü burada birbirinden değerli arkadaşlarım var. Yine yönetim kurulunda Kadir Şahin, Dilek Sevinç, Çağrım Işı, Onur Soytürk, Hacer Yılmaz, Erkan Kınalı, Salih Türk, Emine Tok, Sevil İbekler, Ayşe Kandaz, Cevat Bozok, İsmail Yüksel Coşkun, Bülent Özsoy, Seyfettin Yılmaz, Ziya Çağlayan, Lütfü Hacıoğlu. Bunlar yönetim kurulunda değerli, birbirinden değerli insanlar. Yani zamanını veriyorlar, efor veriyorlar. Yani biraz ahdi vefa olması lazım. Biz niçin uğraşıyoruz? Şunun için uğraşıyoruz. Başkanım hemen sözünüzü keseyim. O söylenen size değil, başka İstanbul'un başka bir ilçesindeki dernekleriymiş. Düzeltme göndermiş. Buradan da selam olsun sevgili tamam. Arkadaşımıza. Şimdi o zaman şeye girelim o zaman. Şimdi yörüngeye girelim. Şimdi arkadaşlarım hakikaten şöyle söyleyeyim. Bir milletvekili maaşıyla Ankara'da hizmet veriyor. Buradaki dernek başkanı, il dernek başkanları özellikle zamanını veriyor, cebini harcıyor, kendini bir şekilde konumunu kullanıyor o yapacağı işlere. Bunlar önemli şeyler, basit şeyler değil. İşin içine girmeyince kimse anlamaz. Başkanım sen konuşmaya devam et. Ben yakın çıkmışım. Ben onu takmam lazım. Dolayısıyla hem bu benim yönetim kurulundaki eğer bize değilmiş zaten onlara vefasızlık olur. Çünkü emekleri var. İnsanın emeğe saygı olması gerekir diye düşünüyorum. Şunu söyleyeyim. Her zaman iddia ediyorum. Öncelikle Ordu Dernekler Federasyonu'nun bir üyesi olmaktan ve şu anki başkanımız Sabri Çelebi'ye, yönetim kurulundaki birbirinden değerli tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı ben teşekkür ediyorum. Çok değerli insanlar var. Hepsi bir hizmet için koşturuyor. Yani imkanları dahilinde bir şeyler vermeye çalışıyor. Yani eleştirinin biraz biz ordular bazından söylüyorum. Bir il başkasını söylemiyorum. Biraz daha dikkat etmek diye gerekir. Şimdi ben burada bir vazife görüyorum. Kendi ordulu hemşerimin programına gitmek benim için bir görevdir. Başkanım. STK temsilcisi olarak. O eleştirenleri boş verelim. Meyve veren ağaç taşlanır. Eleştirsinler. Bizi de eleştiriyorlar. Önemli değil. Asla gocunmayalım ondan. Ben şu ordular evinden biraz bahsetmek istiyorum. Bunun amacı ne? Ben şimdi dışarıdan geldim. Bir ordulu olarak. Oradan ben nasıl bir istifade edebilirim? Çoluğum çocuğum var geldim. Kalacak yer var mı orada? Yemek yenecek yer var mı? Yoksa sadece bir kahve olarak mı kullanılacak? O konu hakkında biraz bilgi versek değil mi Canan Hanım? Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu gibi yerlerde iki konsept vardır. Bunu birbirinden ayıralım ve karıştırmayalım. Birincisi orada kültür evi deyince orada kültür evinin içerisinde kesinlikle konaklama olmaz. Evet. Anlatabiliyor muyum? Kahvehane gibi de kullanılmaz. Tamamen kültüre hizmet eden hakikaten elit bir müessesedir. Orada dernektir. Orada ne olur burada? Şu olur. Öğrencisine ders verilir. Burs verilir. Veya orada folklor ekibi vardır. Kültürün yaşayacağı etkinlikler olabilir. Orada nedir? Biraz önce onun müzisini verecektim. Şimdi verelim. Arkadaşlarımızla yönetim kuruluyla istişare yaptık. Kendi aramızda. Bir farklılık yapalım. Nedir bu farklılık? Şudur. Şimdi şu an bizim hobi bahçemiz var orada. Orada da normal bir güzel bir şeyler düşünüyoruz orada. Bu düşüncemiz nedir? Şudur. Biliyorsun insanların, kadınların maddesel konuda sıkıntıları var, had safhada. Biz de STK olarak bu bölgemizde bulunan bayanlara maddiyet olarak tabii onu söyleyeceğim şimdi 1 lira karşılık istemeden orada organik satış yaptıracağız cumartesi pazar günleri ve o marka haline gelecek. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum Hilmi Güler'e. Yaklaşımından dolayı bize güzel bir yol gösterdi. Ürünler de tamamen oradan gelecek. Hepsi de meyşeyli böyle. Dolayısıyla denetimden geçmiş ürünler olacak. Eksi negatif hiçbir şey yok. Bakın Ataşehir Ordular Derneği olarak söylüyorum. Ve bu derneği kurduktan 2013 senesinden getirdiğimiz bugüne kadar her zaman kimsenin yapamayacağı şeylere imza attık. Hizmetlere. Evet. Ve kimsenin başaramayacağı toplulukları da en güzel. Her zaman şunu yaptık. Bir laf olsun diye yemek düzenlemedik.
çoğu şeyimizde aramızdaydın. Hiçbir zaman kahvaltıyı normal bir mekanda vermedik. Tamamen orduya yakışır, elit müesseselerde orduyu temsil etmeye çalışıyoruz. Ve bunu da başardığımıza ben inanıyorum. Ve bundan sonraki yapacaklarımız, kültürel gezilerimiz olsun, kültürel o etkinliklerimiz olsun, 45 günlük bir 45 kişilik bir bayan ekibimizde önümüzdeki günlerde Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne gezimiz var. Bunu sizi de bilgilendireceğiz. Orada seminer alacaklar bir gün konaklamalı ve kültürel yerlerini gezdireceğiz. Dolayısıyla orada güzel hizmetlere imza atmış olacağız diye düşünüyorum sevgili Ünver. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Canan Hanım. Efendim. Bir ikincisi de özür diliyorum. Yine unuttum Canan Hanım'a geçmeden önce. Şu an bize Ataşehir'den ve mesajlar geliyor. Ordu merkezden izliyorlar. Mesudiye'den izliyorlar. Ordu'nun 19 ilçesinden izliyorlar. Biz 19 ilçeyi ben kendim Mesudiye'li olmama rağmen 19 ilçedenim. Çünkü ben Ordu derneğim. Bir şey daha söyleyeyim sevgili Sedat. Yönetimi kurulumuzda 19 ilçeyi temsil eden insanlar var. Teşekkür ediyoruz yönetim kuruluna. Siz konuşun konuşun abi böyle iyi. Bir şeyler söyle. Yok sormadım ben de hiç konuşmadım. Yok yok söyle söyle olmaz. Olsun biz böyle. Veysel kardeşim telefonumuz var. Telefonumuz var. Ya çok özür diliyorum Veysel. Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Deniz Kutlu. Ataşehir Belediye Başkanı Deniz Kutlu var. Başkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederiz. Başkanım sözlerinize başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum müsaade ederseniz. Buyurun tabii. Bu Ataşehir'deki ordulular sizi niye bu kadar seviyor acaba? Ya şöyle tabii Ertuğrul Bey başta olmak üzere bütün derneklerle belediye başkanımız Batman İlgezi talimatı olsunu yoğun bir ilişki kurduk. İyi gidiyor. Tabii bir dernek yerleşkesi kazandırdık. Arkadaşlar da orada gerçekten güzel aktiviteler yapıyor. Belediyemiz de, başkanımız da bizlerle beraber. O anlamda sevgi bundan kaynaklıdır. Ben bütün ordular adına size teşekkür etmek istiyorum başkanım. Vermiş olduğunuz destekler için. Teşekkür ederim. Köykent projesinin başlangıcı olan özelliği. O anlamda bu amacı destekleyen ordu derneklerimizin her faaliyetine de yanında olması. Yanında olmak için çaba gösteriyoruz. Başkanım bu Köykent projesinin bir özelliği var bizde. Bu Ordu'daki başlayan Köykent projesi de bizim köyümüzden başlamıştı. O anlamda buradan bütün Köykent'e de selam olsun. Köykent'te evet, köylerim. Evet başkanım buyurun. Evet yaklaşık bir 2-3 hafta önce Ataşehir Ordu'lar Derneği binasının açılışını yaptık. Belediye Başkanı Batlar Bey'in verdiği talimat üzerinde yaptığımız bir bina. Çok güzel bir açılış oldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız da oradaydı. Genel Başkan Yardımcımız Seyit Bey oradaydı. Ki oraya büyük emekleri geçmiş. Yine Ordu'nun yöresel derneklerinin temsilcileri oradaydı. Hemen arkasından da Ordu Günleri vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle hazırlanan Ordu Günleri. Arkadan da oraya katıldık. Güzel, kapsamlı bir açılış töreni oldu. Tabi bu bina öncelikle tüm Ataşehir'imizde ve sonrasında Ataşehir'deki ordu derneklerimize hayırlı uğurlu olsun. Bu bina umuyoruz o gün de ifade ettik. Sadece bir bina olarak dernek yerleşkesi olarak kalmaz, üretim merkezi olur. Orada evet ordumuzun gelenek görenekleri, onun dışında yöresel el sanatları, onun dışında ürünlerinin sergilerin satılabileceği, orada yaşayan vatandaşlarımıza da katkı sunabilecek bir merkez haline dönüşmesini istiyoruz. Tüm amacımız bu. Budur. Teşekkür ederiz başkanım. Bu kapsamda yayına bağladınız. Çok teşekkür ediyorum. Tüm dostlara selamlar. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz başkanım. Sağ olun. Sağ olun. Saygılar. Sağ olun. Evet başkanımıza teşekkür ediyoruz. Veysel kardeşim. Mikrofon senin. Yöresel bir eser okuyacağım şimdi. Sivas yöresine ait güzel bir eser. Aynı zamanda memleketim olan Tokat'a, Tokat Ahmet Han köylerine ve Tokat'ın bütün şehirlerine gelsin gene. Özellikle Sivas, Ordu, Tokat yöresi diyelim ama ayırmadan tabii ki. Ama söyleyeceğimiz güzel bir evet. Eser.
Ben 2 yıldır Canan Hanım'la beraberim. Tokatlıyım. Ama gerçekten hani ben kesinlikle kendi memleketimi atmıyorum, dışlamıyorum. Burada kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Demin bir laf söylediniz yani girerken, o artık bir ordulu. Evet. Gerçekten ben orduda o kadar çok köye misafir oldum, o kadar çok evlere misafir oldum. Şuna gerçekten hani sevinerek, onur duyarak söyleyebilirim. Tabii ki Canan Hanım'ın vesilesiyle orduların arasına girmek şansı kazandım. O da ta ki bizim Tokat yörelerinin birçok köyüne de birbirimizin vesilesiyle katıldık. Ben gerçekten hani orduyu ve orduları kesinlikle kendi canımdan kanımdan gerçekten ayırmayacak kadar sevdim. Buradan evlerine konuk olduğumuz, misafir olduğumuz bütün ordulara, Ordu Mesudiye Belediye Başkanımıza, İsa Bey'e. Buradan selam olsun başkanımıza. Çok çok selamlar olsun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum. Güzel bir eserimiz var. Sivas yöresi, Sivas ellerinin çoban elması diyeceğiz. Vay vay vay. Buradan Mustafa Hocama selam olsun. Güzel türkümüzü de sevgili Mehmet Akbayır abimiz bizi de izliyor. Evet. Bir de selam gönderelim ona. Değerli abimize, yönetim kurulu başkanımız Mehmet Akbayır bizi seyrediyor. Buradan da selamlar olsun ayrıyetten kendisine. Bu eser de ona da gitmiş olsun. Tüm Ataşehirli ordulara da gelsin. Hayırdır. Haydi bakalım. Gurbet, gurbet.
garip gezmezim. Bahçalarda kara çalı bitmesin de harcadı gurbet, gurbet bitirdi. Harcadıcı gurbet, gurbet bitirdi. Yavrum diye sarıldım. Bazen küsüp darıldım, sisemedip kırıldım. Yüzüne baktığım zaman kızım diye sarıldım. Beraber ben yanarım yavrum sana, yavrum yanar yavrusuna. Bu dünyanın kanunu bu koyun.
bağlar kuzusunu. Teşekkürler efendim, sağ olun. Değerli kardeşim, ne yaptın sen ya? Perişan ettin bizi ya. Allah Allah. Vallahi Canan zor tuttu kendini ya. Ağlayacaktı, ben de ağlayacağım yani. Bu türkünün bende çok ayrı bir yeri var. Benim yavrum şu anda Almanya'da izliyor bizi kızım. Mustafa hocam bu eseri yeni çıkartmıştı. Kızımı gelin ettik, Almanya'ya gidiyor. Havalanına giderken tesadüfen bunu açtım, bu eseri açtım. Senin o sonra o yolculuğun nasıl bittiğini düşün. Havalanına gidene kadar yani. Selamlar. Ağzına, gönlüne, yüreğine sağlık. Biraz mesaj okuyayım. Mesajlar çok birikti, müsaade ederseniz. Ordulu Mesut Yerim Salı Köyü'nden Şengül Nurgül döndü. Nurcan Songül'den Erdem Eroğlu. Kuzenimize sevgilerimizi gönderiyor. Selam. İşte isteğimiz şu akkuşun gürgenleri. Sedat Aydın kuzeni de selamlar demiş. Buradan selam olsun. Başarıların devamlı yolu. Musalı Köyü'nden Aydın Sülalesi'nden Kazım Karabekir'den Şengül Nurgül döndü. Nurcan Songül'den Erdem Eroğlu. Yüreğimizden Özer Bil Kaval'dan türkü bekliyoruz. Başarıların devamını dinliyoruz demiş. Evet, önümüzdeki hafta bizim konuğumuz Mesudiye Kadın Gücü Derneği Başkanı sevgili Günay Uzunyurt Başkanım ve Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden Okay Öztürk konuk olacak. Ama bugün bir de aramızda başkan yardımcımız var. Sevgili Yeliz Mengü Kaya kardeşim, bugün evlilik yıl dönümüymüş sevgili kardeşimle beraber. Buradan sevgili Salim'le Yeliz'i kutluyoruz. Nice yıllar diliyoruz kendilerine. Allah bir yastıkta kocasın. Sizleri seviyoruz gerçekten. Sizleri gerçekten seviyoruz. Önümüzdeki hafta daha detaylı konuşuruz inşallah bunları. İyi akşamlar Tülay. Ben Tülay Canan Başar'dan bir türkü rica ediyorum. Bütün Bayburtlara gelsin. Konuklarınıza selamlar demiş. Televizyonu ayarladım, izlerken karıştı. Selam olsun buradan. Canınız sağ olsun, sıkıntı yok. Merhabalar değerli Cengiz Bey ve değerli sanatçılarımıza selamlar, sevgiler. Canan Hanım, siz, sahne sizle güzel başarılar diliyorum. Sizleri izliyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık kardeşim. Bizi Sivas'a götürdün. Selam olsun Sivas'a. Sevgili Osman Uzuner abim. Herkesin bir gülizarı var demiş. Söz yazarı bizim Mesudiyeli bestekar. Buradan da selam olsun Osman abimize. Evet. Lütfen numarasını, abi senin özellikle numaranı isteyen Ataşehir'de oturan bir ordulu var. Yayından sonra sakın senin onun numarasını sana vereyim. Hayır verebilirler. Yok. Sana da mı yazmış? Yok. Tamam. Verirsem buradan ararlar. İyi akşamlar Canan Başaran'ım, Efendiye Veysel hocama hayırlı programlar diyorum ve ondan mümkünse salı günü sahnesine geldim. Beni türkümü okumadı. Alim türküsü var. Ablamın ona yar verirse başkanım izliyoruz ve evde Özcan Söğüt. Başkanım siz Can ablaya söyleyin, beni iyi bilir demiş. Salı günü gelsin okuyacağım. Tamam, salı günü gideceğin okuyacak. Söz verdi bak. Tamamen duygusal değil mi? İyi akşamlar Canan Başaran efendi. Dur onu okuduk. Evet. Ziya abinin mesajını bakacağım başkanım, dur. O kadar çok mesaj var ki hangisi olduğunu bilmiyorum. Atlamak da istemiyorum. Kimseyi kırmak istemiyoruz. İyi akşamlar kardeşim sana ve Ertuğrul Başkanıma, sanatçı dostlarıma saygıda sunuyorum. Ordu Mesudi Üç Yol Beldesi Yardım Dayanışma Dernek Başkanı Halit Çelep. Buradan selam olsun Halit Başkanımıza. İyi akşamlar Amasya Taşova'dan Mustafa Seçkin, hastanenin kapısına kar oldu. Türküsünü dostlarıma armağan olsun istiyorum. Canan Hanım, o türküyü ben de istiyorum. Hayırlı akşamlar Sedat Ünver. Ben Fahri Akpınar Canan Başaran'dan şu akkuşun gürgenlerini istiyorum. Canan'ın ve partnerine sesine, yüreğine sağlık. Selam olsun. Arkadaşımız ya mesajı silmiş. Akkuş Salman'dan şeyin Kerim Eski Muhtarı Bekir Kerimoğlu. Öncelikle ordumuzun kanayan yarası. Yollarımız özellikle Akkuş ve çevre köylerinin 20 yıldır yapılmayan yolların üstelik ödenekleri alınmasına rağmen yapılmıyor. Bunu ile getirirseniz sevinirim. Canan Hanım'ın dünya tatlısı torununa kadar kucak dolusu selamlar olsun. Akkuş'tan Akkuş Salman Şehit Kerim Eski Muhtarı. Bekir Demiroğlu. Bekir abiye selam olsun. Sevgiler Akkuş'a kocaman. Selam Sedat Bey, ben Arık Musa Eski Dernek Başkanı Ziya Çağlayan. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle Ertuğrul Başkan'a sizlere teşekkür ediyorum. Mazeretim dolayısıyla programa ben katılamadım. Seyirciler aranızda bulunan çok değerli kadim dostum Ufuk Bulut Bey'e, Kadir Bey'e, Salih Bey'e ve tüm arkadaşlara selamlarımızı, sevgilerimizi sunuyorum. Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Ben de bugün bizleri yalnız bırakmayan bizim köyümüz Göçbey Köyü'nün Dernek Başkanı sevgili Şenol Başkanım, Şenol Koç ve eski başkanımız sevgili Şamil Kaya abim de aramızda. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Evet. Evet Canan Hanım, siz dinleyelim. Dinleyelim o zaman. Niye böyle? Ben türkü okumuyorum artık. Siz okuyun abi ya. Ben mesaj okuyorum. Sen mesaj okuyorsun. Haydi bakalım. Akkuş'un gürgenleri vardı değil mi?
Olur olur, bak bak, o hiç kaçınılmaz olur böyle. Muhteşem olur. Olur mu başkanım? Hadi bakalım hocam. Sen oku bu arada mesajları. Evet. Marmaris Ordular Dernek Başkanımız Sayın Hacı Elibal. Selam olsun Marmaris'e. Başkanımıza.
ise ezelden kara. Kaşım kara ise ezelden kara. Gönlünüze, yüreğinize sağlık. Muhteşemsiniz.
Başkanım birkaç mesajım var, okuyayım mı? Tabii. Gönül koyuyorlar okumuyorsun diye. Canan Başaram'dan babam Türksün istiyorum özellikle demiş. Hayırlı programlar abi, sana ve konuklarına selamlar, başarılar diliyorum. Sevgili bir ölüm ver, öpüyorum seni kardeşim. Özcan Söğüt, sevgili Canan. Sayın Başkanım, ben Gümüşhaneliyim. Canan ablam benim için çok kıymetlidir. Allah ona sağlık, uzun ömür versin. Siz bir söyleyin, Alim onun torunun ismi. O türküyü söylesin bana demiş. Elçiye zeval olmaz. Gördüm. İyi yayınlar, ben Sivas'tan. Ramazan Canan Başaram'dan bir zalıma gönül verdim istiyorum. Bir zalıma gönül verdim istiyorlar. Evet başkanım. Söz sizde. Yani iki saatlik program bize yetmiyor biliyorsun. Bunun biz 3 saat başkanım program. 3 saat mı? Evet. O çok güzel. Yine biz buna ilaveten istesek. Ben ne güzel bitiyor diye seviniyorum. Yok. 3 saat mı diyeyim? Yok. Dolayısıyla bunu önümüzdeki günlerde yine bu kadroyla beraber bir Ataşehir'de güzel bir program ayarlayalım yine. Ordulular adına yine. Kültür merkezimizde. Onun bir çalışmasını yapalım. Şu ordu programından sonra. Biz orduların olduğu her yerde oluruz başkanım. Farklı güzel bir konsept. Sizin de zevk alacağınız, bizim de konuklarımızın, üyelerimizin hakikaten isteyerek dinlediği. Pardon? Ordular günü oldu mu, bitti mi? Geçti. O ordular gününde de güzel geçti. Gerçekten güzel. Orada olmanızı isterdim. Ufak tefek eksikler vardı ama tabii ayağıma bu eksikler... Ayağıma taş değdi, gelemedim. Keşke gelseydiniz. Gelseydiniz. An. Menajerim anladı onu. Şimdi aramızda yine ben Ordu Mesudiye Topçam beldesindenim. Beldemin değerli bir dönemde yine kendi görev yaptığım arkadaşlar var burada. Ve çocukları var, baba dostlarımız. Orhan Bozyurt, onlar da hoş geldi. Yine Ataşehir basınımızın gerçekten benim için ayrı bir yeri olan, ulusal basında da görev yapmış olan Ufuk Bulut, annesi Ordulu, kendisi Koylihisarlı aramızda. Çok değerli insanlar var. Yine Gürgentepe'den, yine Kumru'dan değerli insanlar var. Onları tanımaktan onur duydum. Yani yine benim yönetim kurumunda olan Bayır Salim. Bayırköylüler var. Bayırköylüler tabii, tabii Bayırköylüler. Salim benim için gerçekten çok farklıdır. Yine yıl dönümünü kutluyorum. Şunu söyleyeyim ben size. Biz bir şeyler yapacağız. Burada ekip çok önemli. Ekibimde değerli insanlar var. Değerli derken deneyimli insanlar var. Nasıl denir? Bu büyük baba yarısı gibi şeyler olur. Hani amca evet. Derler ya. Kadir Şahin benim için önemlidir. Gerçekten her birinin ayrı bir değeri vardır. Kızarız, kavga ederiz ama abi kardeş gibi kucaklaşırız. Yine geçtiğimiz dönemlerde bu 20 gün falan oldu. Benim babam öleli 1 sene oldu. Mekanı cennet olsun. 25 sene belediye başkanlığı yapmış bir babanın oğluyum ben. Babam çok farklı bölgemizde bir insandı. Allah gani gani rahmet eylesin. Yani hani derlerdi ya, baba arkanda gittiği an dağın gider derler ya. Biz onu söylemde duyardık da. Ama yaşayınca olay çok farklı oluyor. Hele ben de babamın yeri çok farklıydı. Yani biz 3 kardeşiz ama 3'ünü de ayrı kefeye koymasın ama. Ben çok şeylerim var baba. Sevgili başkanım, çok özür diliyorum, affına sınıyorum. Biz de 6 kardeşiz. Altımızı toplasan babamın tırnağı yapmayız. Kesinlikle. Yani onlar bizim ulu çınarlarımız, Allah başımızdan eksik etmesin. Babalarımızı seçme şansımız yok. Cenab-ı Allah o şekilde yaratıyor. Allah'ıma binlere şükürler olsun ki böyle bir babanın evlat olmayı bana nasip etmiş. Buradan aynı şekilde senin babanda, evet. Yani senin babandan ziyade Mesudiye, Ordu'ya mal olmuş bir büyüğümüzdü. Biz de çok seviyorduk. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Benim evlilik düğününde takıları da biz rahmetliden almıştık Mesudiye'de. Öyle de bir anısı vardır. Babam çok severdi. Aile dostumuzdu zaten. Baba dostu. Dolayısıyla onun için babam saygı duyduğu için bizim için de çok kıymetliydi. Mekanı cennet olsun, nurla dolsun. Buradan Erhan abiye de selam olsun Topçam'a. Muhtemelen bizi seyrediyordu evet. Şu anda. Reklama. Abi bu reklamlar ne kadar çabuk çok geliyor ya. Çok reklam var evet. Vallahi yani reklamları seviyorum ama. Bak, bu güzel akşam noktalara değineceğiz, hemen reklama giriyoruz. Yani reklama gidiyoruz ama para kazanmamız lazım. Evet. Para kazanmamız lazım. Efendim kısacık bir reklam arası. Bekleyin bakalım ne sürprizler var size. Söyleyemiyoruz reklama evet. Giriyor. Kendi firmamız olmasına rağmen bakın RTÜK kurallarına ne kadar uymaya gayret ediyoruz. Efendim reklam var. Sedat Bey reklamlardan reklam. Sonra söz bende. Tamam başkanım. Direkse türkü mü söyleyeceksin? Ben her şeyi söylerim, tamam. Sorun yok bizde. Efendim reklamlardan sonra karşınızdayız. Lütfen bir yere ayrılmayın bizden.
an gece çekimi yapıyoruz. Neredeyiz? İtalya'dayız. Moreno'dayız, İtalya'dayız. Usta hayırdır? Biri Konya, biri Malatya. Anneyi baba mı? Sevgiliciye inanmıyorum ha. Biri Malatya, biri Konya. Yani biri anne, biri baba tarafından. Burada küçük küçük böyle şeyler var, yani böyle satış yerleri var. Buradaki halk bu küçük samanlıklarını, serentilerini, böyle yani ambarlarını bugün için özel açıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Yılın ilk kardan adamını da yapıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çavdar Köyü nüfusu, yerleşim yeri 500 hane. Nüfusu 1500. Bu yazın 3000'e kadar çıkıyor. Kışın 50'ye düşüyor. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi büyük bir kaya var sevgili izleyenler. Kaya kütlesi. Ama kayayı dönünce ilginç bir şeyle karşılaşacağız. Karadeniz mimarisinin, bence Karadeniz köy evlerinin devasa örneklerinden bir tanesi. İnanın yani hayranlıkla izliyorum. Görüyorsunuz sağanak halde kar yağıyor. Salla. Saat ilkokul 3'e giderken rahmetli annem beni dışarıladı. Yani ben çocuktum ilkokul 3'te. Kıymetli gönül dostlarımız, 52 Arsa Ofisi'nin hepinize bir kez daha hayırlı akşamlar diliyorum. Her şeyin gönlünüzde olması dileğiyle İstanbul'un parlayan yıldızı Silivri ve Değirmenköy'den sizlere tekrar bahsetmek istiyorum. Sizler de çocuklarınızın geleceğini garanti altına almak istiyorsanız, evlatlarımıza güvenli bir gelecek kuralım diyorsanız, tek yapmanız gereken 0216 396 5252 numaraya bir çağrı bırakmak. Çağrıyı bıraktıktan sonra sizlere en kısa zamanda dönüş yapacağız. Şu anda arkamızda görmüş olduğunuz muhteşem yerlerden E5'in ve E6'nın tam ortasında kalan, her ikili de 5 dakikalık bir mesafede, denize aşağı yukarı 20 dakikalık bir mesafede ve deniz manzaralı 300 metrekareden başlayan yatırımlık, ileri dönük yatırımlık özel parsellerimizden sizlere bahsetmek istiyoruz. Bizlere 396 0216 396 5252 nolu telefona çağrı bıraktıktan sonra sizlere en kısa zamanda dönüş yapıp bildiriyoruz ve randevulaşıyoruz. Sizleri ücretsiz servislerimizde her gün haftanın 7 günü alıp arazilerimize götürüyoruz, gezdiriyoruz. Beğendiğiniz takdirde bir sözünüze istinaden aynı gün sözleşmemizi yapıyoruz. Bir tek kuruş almadan sizde tapu işlemlerini başlatıyoruz. Akabinde 2 gün içerisinde tapunuz hazır olduğunda sizlere tekrar ücretsiz servislerimizle Silivri Tapu Dairesi'ne götürüyoruz. İmzanız atana kadar sizden bir tek kuruş almıyoruz. İmzanız attıktan sonra nasıl konuşursak, nasıl anlaşmışsak ödemelerinizi yapıyorsunuz. Sizlere günün ikramları yaptıktan sonra sizleri evinize kadar bırakıyoruz. Ve bunları yaparken de alt bantlarda yazıyor. Normalde buraların eşdeğer fiyatı başkanım 45 bin lira civarında, ama biz 52 Arsa Ofisi'ne ve izleyenlerine özel 38 bin lira yaptık. İlk başlangıç fiyatımız olsun dedik. Muhteşem yerler. Yani anlatmaya gerek yok. Gidip birebir görmeniz lazım. Söz sizde başkanım. Şimdi bu arsayı alacak kişileri aydınlatıcı açısından bu taksitli satışımı nasıl oluyor? Başkanım, bunun yarısını peşin alıyoruz. Tamam. Yarısına da vade yapıyoruz. Vade farkı falan uygulamıyoruz kesinlikle. Yarısını verdiğinde hemen tapuyu alabiliyor musun? Tabii. Çok güzel, harika. Hiç bir kuruş paramadan tapusunu veriyoruz zaten. Mükemmel başkanım. Mükemmel bir olay. Çok güzel yani bir olay. Olsun. Gerçekten yani. Çok güzel imkanları var. Ya, inanılmaz imkanlar gerçekten. Kesinlikle. Gerçekten büyük bir yatırım diye düşünüyorum. Hacer Hanım ciddi diye düşünüyor. Gerçekten ben Bülent Bey'e de hep söylüyordum ama evet. Şu an bile izlediğimde çok etkileyici görüntüler. Evet sevgili seyirciler, görüyorsunuz sizler de. Evet. Canlı araçlarımızla gittik çektik. Başkanım, evet. Bu görmüş olduğunuz yerler kadastro yolları. Bakın kadastro yollarına sıfır. Ve sulama kanalı. Mesela buralar ileri dönük yatırımlık yerler başkanım. Buraların etrafını tellurge alıp içerisine konteyner koyup her türlü huy bahçesi yapabilirsiniz. Diyelim ki öyle bir şey yaptınız. Biraz önce ilk reklamda söyledim ya, çoluğunuzu çocuğunuzu aldınız, hafta sonu gittiniz, işte organik beslenmek istiyorsunuz, her türlü işte meyvenizi sebzenizi ekebilirsiniz, çıplak evet. Ayakla dolaşıp vücudunuzdaki bütün elektriği boşaltabilirsiniz, hafta sonunu orada geçirebilirsiniz. Muhteşem bir bölge, anlatmaya çok fazla gerek yok. Görüyorsunuz işte asfalta ne kadar yakın olduğunu, ana asfalt üzerinde 2 dakika içerisinde ana asfaltın üzerindesiniz başkanım. Bölgeyi tanıtacak olursak mesela, evet. Bir bilgilendirme yapalım bence.
Nerelere yakın başkanım, İstanbul olarak? İstanbul, Silivri, Değirmenköy. Tamam. Değirmenköy'le bir tarafa iş olarak şöyle söyleyeyim, inanılmaz derecede fabrika yoğunluğu var. İstanbul Silivri'den çıktığınız anda arazinin üzerine kadar belki 100 metrede bir fabrika görürsünüz. Ve her fabrikanın kapısında da vasıflı ve vasıfsız eleman aranıyor yazısını muhakkak görürsünüz. Yani şunu söylemek istiyorum. Bugün İstanbul'a geldiniz, iş bulamadınız. Bulamadıysanız diğer gideceğiniz yerler neresi? İstanbul Silivri Değirmen Bölgesi gözcesi. Bütün fabrikalarda her türlü iş alımı var. Meslek bilen, sanayi bilmeyen, tabii sanayi kesimi olduğu gibi. Bu yolun aşağı tarafı fabrikalar başkanım. Evet. Değirmenköy merkezinde fabrikalar var. İnanılmaz bir bölge. Sessiz, sakin, hani sakin bir hayat yaşamak istiyorsanız yerleşim alanına şu anda görmüş olduğunuz yerler başkanım, yerleşim alanı içerisinde. İmar içerisindeki yerlerimizdir buralar. Muhteşem bir bölgeden bahsediyoruz size. Şu anda gördüğünüz yerler köyün içerisinde, eski Değirmenköy'e 100 metrelik bir mesafede, yani elektriğe suya 100 metre bir mesafeli yerlerden bahsediyoruz. Ve bunların yarısını, peşin yarısını vade yapıyoruz başkanım. Süper. İnanılmaz bir fiyat. Çok güzel. Her türlü araç takası yapıyoruz. Siz galericisiniz biliyorsunuz. Harika. Arabaları Allah. Değerinden alıyoruz kıymetli dostlar. Değerinden alıyoruz. Değerinin altında kesinlikle almıyoruz. Ve ödeme planlarını da yarısını peşin aldıktan sonra vatandaşımız nasıl ödemek istiyorsa ona bırakıyoruz. Çok güzel. Evet. Avantaj büyük. Aynen öyle. Ben Değirmenköy'e gitmiştim ve tamamen köyümüzü anımsatıyor başkanım. Hmm. Köy gibi. Köy hayatını özleyenler bence değerlendirsin. Melojan'a varana kadar yol kenarlarında İndikat'ta Gaye Hanım'la Melojan topladık. Kesinlikle. Her şekilde şu an izlerken, yani lahananı dik, ev yapamasan bile al yatırım olarak kalsın. Bahçe olarak bile kullanılabilir. Fındık bahçesi bile çok güzel olur. Bu yer oradan. İstanbul sınırları dahilinde, doğru mu? İstanbul tapulu başkanım. Şimdi özellikle şunu, üstüne basa basa söylüyorum, İstanbul tapulu. İstiyorum. İstanbul sınırında olmasının ayrı bir avantaj. Şimdi mesela genelde saraydan maraydan diyorlar. Saraya göre burası %100 daha avantajlı. Tabii bakıyorum. Yani şimdi bir defa imar bölgesinde olan bir yer başkanım. Tabii yani o şimdi, çok önemli işte. Cumhurbaşkanımızdan çok sık açıklamalar var biliyorsunuz. Dikey mimar istemiyorum, yatay mimar istiyorum diyor. Yatay mimarı verdiği anda İstanbul doldu taştı zaten. Nereye gidecek? Çok büyük avantaj. Silivri'ye gidecek. O bölge olduğu anda imarı bir verdikleri anda bir anda bakacaksınız inanılmaz şeyler olacak. Ve o bölgede çok büyük yatırımlar. Büyük ulusal kulüplerimizden bir tanesinin orada hastanesi, üniversitesi süper. Kuruluyor. Üniversitesi yatırım kuruluyor. Amaçlı. Birçok devlet, büyük devlet hastanesi yapılıyor. İnanılmaz derecede TOKİ'nin yapılaşması var Silivri bölgesinde. Değirmenköy derseniz biraz önce söyledim, fabrikalarıyla, iş imkanıyla inanılmaz bir bölge. Her sene inanılmaz derecede festivaller yapılıyor başkanım. Çok güzel. Kavun harika. Festivalleri, domates festivalleri. Yani bugün hafta sonları gittiğiniz zaman çoluğunuzla çocuğunuzla gerçekten Karadeniz'e gitmiş gibi kafanızı dinleyeceğiniz, sessiz, sakinlik içerisinde huzurla İstanbul'a dönebileceğiniz bir bölge. Yani İstanbul'un trafiğinden, egzoz kokusundan, dumanından uzaklaşayım. O vücudumdaki elektriği de boşaltayım. Kendi yerime gideyim. En önemlisi kendi yerime gideyim. Şöyle diyelim o zaman. Şu dinletiyi avantajlı hale getirip evet. Bence bu numaraları arayarak en kısa süre içerisinde gerçekten nasıl diyeyim paranızı değerlendirin. Aynen öyle başkanım. Bir kez daha söylemek istiyorum. Bütün STK başkanlarına, vakıf başkanlarına, federasyon başkanlarımıza, dernek başkanlarımıza sizler üyeleriniz bizlere yönlendirin. Toplu bir şekilde yer sahibi yapalım onları. İstediğiniz ölçülerde var başkanım. İsterseniz 300 metre, isterseniz 3000 metre ya da 30 dönüm nasıl istiyorsanız siz talep edin. 52 arsa ofisi olarak biz yerine getirelim. Talep etmek sizden, yerine getirmek bizden. Ve şuna emin olsunlar. Şuna emin olsunlar. Ben akşam kafamı yastığa koyduğumda uyurum başkanım. Şunu söyleyeyim ben. TV52'deyiz sevgili seyirciler. Ben 24 senedir sivil STK'ların içerisindeyim ve bir çoğunlukla başkanlık yaptım. Ben güvencem olmasa buraya çıkmam. Gerçekten bunun da taahhüdünü size bulunmam. Onun için ben sonuna kadar güveniyorum Sedat kardeşime ve televizyonumuza. Biz de dedik ki vatandaşın acaba dememesi için arkamızda TV52 25 yıllık bir kuruluşu aldık. Bugün bizler gidebiliriz TV52'den ama kurum kalıcıdır. Kesinlikle. Firmada dolayısıyla kalıcı. Vatandaşın aklında, zihninde en ufak bir düşünce olmasın. Zaten tapusunu almadan bir tek kuruş para almıyoruz. Yere götürmeden, yerin üzerine ayağını basmadan, yeri göstermeden, içine sinmeden de kesinlikle zaten yer de vermiyoruz. Hacer Hanım yani alıyor zaten. Tereddüt edecek hiçbir şey yok. Ben düşünüyorum evet. Çok kısa sürede size müjdeyi verecek tahmin ediyorum. İnşallah. Şimdi Hacer Hanım'ın Allah sağlıklı büyüsün bir torunu var. Aynen. Bir yatırım yapacak, torunu evlenme yaşına geldiği zaman torununa bir servet olacak o yatırım. Yani bugün belki küçük bir yatırım olacak. Küçücük birikimlerini koyacak böyle ufak ufak paraları. Ama yarın bir gün çocuğu inşallah büyüdüğü zaman, belli bir yaşa geldiği zaman çocuğuna inanılmaz derecede bir getiri sağlayacak bir bölgeden bahsediyoruz başkanım. Kesinlikle. Ve diyoruz ki bitiriyoruz. Yapma kurban olayım ya. Daha yeni açıldıydım ya. Yani ne yapalım? Artık yayına uymak zorundayız başkanım. Hayır. Efendim ben
Sevgili başkanıma ve Hacer Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Bizlerle bu akşam oldukları için. TV52'de kalın. 52 Arsa Ofisi'nde kalın. Her şey ama her şey gönlünüzce olsun. Tekrar numaraları hatırlatalım. Evet. Numaralarımızı bir kez daha hatırlatalım. 0216-396-5252. 0216-396-5252 numaralara çağrı bırakmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Hazırlayıp sunduğu Gönül Bağı her pazar saat 22-24 arası sizlerle. Kavurduk da kavurduk en güzel yerini sizin için ayırdım. Bu haftanın konukları Türk halk müziği sanatçısı Bahar Duman. Gücük Şerbetçi, Sancaktepe Kastamonular Dernek Başkanı, Gönül Bağı Pazar 22'de. Doğalgazı güvenli kullanıyor musunuz? Doğalgaz tesisatınıza kesinlikle müdahale etmeyiniz, yetkisiz kişilere müdahale ettirmeyiniz. Havalandırma menfezlerinizi hiçbir zaman kapatmayınız. Kombi, şohben gibi doğalgazla çalışan cihazlarınızın bakımını yetkili servislere yaptırınız. Bacalarınızı her kış yetkili baca temizleme firmalarına kontrol ettiriniz. Ocağınızı temizledikten sonra esnek doğalgaz borusunun hasar görmediğinden ve gaz sızdırmadığından emin olunuz. Yeni taşındığınızda ve tesisatınıza yeni bir cihaz bağlattığınızda doğalgaz dağıtım şirketine mutlaka bilgi veriniz. Bunun yasal bir zorunluluk olduğunu unutmayınız. Bacalı cihazların bulunduğu ortamda asla uyumayınız. Unutmayın. Doğru kullanıldığında doğalgaz çok güvenli bir yakıttır. Kıymetli vatandaşlarım, hele bir dinleyin. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için ASM yapmış. Ketem yapmış. Gezici mamografi araçları bile var. Yahu resmen hizmet ayağımıza getiriyorlar. Meme, rahim ağzı, bağırsak taramalarınızı yaptırmak için sizleri Ketem ve aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz. Sakın geç kalma erkenden. Erken teşhis hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyorum. Doktor Mehmet Hilmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı. Sefa Merve'den fırsatlarla dolu 11-11 efsanesi. Tüm ürünlerde %50 indirim fırsatıyla birlikte 11 bin üründe 11 lira fırsatı sizi bekliyor. Mobil uygulama indir, kampanyaları kaçırma. Şehzadeler Şehri Amasya İstanbul'da. 14 farklı medeniyet, 8500 yıllık bir tarih, Osmanlı padişahlarını yetiştiren Şehzadeler Şehri, Hoşgörü Kenti, Ferhat'la Şirin'in Sevda Başkenti, Elma Diyarı Amasya İstanbul'da. Tarihin tanığı, kurtuluş mücadelemizin önemli şehri Amasya İstanbul'a geliyor.
14-17 Kasım tarihleri arası Yeni Kapı Etkinlik Alanı'nda 4 gün boyunca birbirinden farklı etkinliklerle Amasya'nın tanıtılacağı Amasya günlerine tüm halkımız davetlidir. Amasya Dernekler Federasyonu. Müziği bana ait güzel bir eser seslendireceğim abi. Eserin söz müzik senin. Harika olmuş kardeşim.
çalışmalarım var bu anlamda. Tabii ikinci albümü yapacağız abi inşallah. Yapacaksın. Güzel üstadlarımızdan da çok güzel eserler aldık. Reklama girecek ama bekliyoruz. Biliyorsun bizim aynı zamanda stüdyomuz var. Öyle mi abi? Evet. Sevgili Ümit kardeşimle ortak Sultan Beyli'de stüdyomuz var. İsim vermiyorum. Reklamlardan sonra görüşelim. Stüdyo tamam, emrinizdedir. Tamam, Canan Hanım. Canım bedava yapan her tarafa gidiyoruz biz. Sana kurban olsun. Nedir ki yani? Değil mi Ümit? Yani. Bedava veriyoruz. Bedava yapıyoruz tabii ki. Efendim bizleri bu akşam bizim genel koordinatörümüz sevgili Akın Çiçek'in babası Rahmi amcam. İnanılmaz bir muhterem. O da aynı babalarımız gibi. Rahmi amca da ordu siyasetine, ordunun kültürüne, geleneklerine yön vermiş. Çok emekler vermiş bir büyüğümüz. Ellerinden öpüyoruz. Sayın annemle beraber bizleri izliyorlarmış. Ellerinden öpüyoruz. Sakarya'dan bizim mesudu iş adamlarımız aynı zamanda bize her zaman desteklerini hissettiğimiz Karaaslan harfi saygılı Hayrettin Şenol Karaaslan ailesine selamlarımızı gönderelim. Yine Yalova'dan Yılmaz Harfiyat bizim sponsorlarımız. Sevgili Mehmet Yılmaz, Enver Yılmaz'a ve Yılmaz kardeşlere, Yener Yılmaz'a, Kemal abiye selamlar olsun. Darıcabaşı Dernek Başkanımız Sayın Şener Yılmaz Başkanım. Selam bizleri söyleyeyim. İzliyorlar. Bütün Darıcabaşı halkına ve sevgili Biçer Kadife, Ferhat Biçer'e, Serhat Biçer'e, Tevfik Biçer'e selamlar olsun. 18 Memülya Karaceren Mahallesi'nden sevgili Mehmet Ali 18'e selam ediyoruz. Diyelim Canan'ım türkü. Söz bana gelmişken reklam arasında var. İçeriye gelirken Göçbeli'ydi değil mi? Yanlış söylemiyorum. Doğru mudur başkanım? Dernek başkanımız. Tanışmıştık daha önce de zaten. Burada da kendisi de gelmiş. Teşekkür ederim. Evet, Dayli köyüydü değil mi? Başkanımız da oradaydı zaten. Buradan bütün Dayli'ye, Göçbey'ine, Mesudiye'nin bütün köylerine hiç ayırt etmiyorum. Şimdi tek tek saysam anam yetmiyor da 80, başkanım 83 tane mi 84 tane mi? 73 yani düşenlerle birlikte yani yetiştiremem ama 7'sinden 70'ine saygıyla eliyorum herkesin önünde. Akkırık köyüne, Topçam Akkırık'a kocaman bir selam olsun. Bütün Bektaşilere saygılarım sonsuz olsun. Dediğimiz gibi yol kardeşlik yolumuz. Ayırdım yok bizde. Hepsi bizim için candır ciğerdir. İnşallah bu sene sözüm söz olsun. Bu sene tekrardan yaylaya geleceğim sevgili Bektaş Hoca'yla birlikte. Az önce hocam türküyü söylerken başkanım diyor ki kulağıma. Ben daha önce hiç dinlemedim. Ne kadar muhteşem bir ses, ne kadar etkileyici bir ses. Ben de böyle bir proje düşünüyor başkanımız nasip olursa. Tam tarihimiz belli değil dedi. Ben de diyorum ki başkanım, hazır menajerimiz de buradayken siz organizasyonu menajerimize verin. Veysel Bey de ben de olmak dahilinle. Şimdi Ataşehir, Ayşe Fatma Cale bütün mahalle geliriz. Ataşehir Ordular Derneği bir proje geliştirecekse, yapacaksa profesyonel yapar. Kendine tabii yakışanı yapar. Onun için önümüzde birkaç projemiz var. Yönetim kuruluyla paylaşacağız. Onun için Ataşehir'de ordular temsil noktasında yaptığımız iş hakikaten ordulara yakışır bir iş olacak. Vallahi bir başkaları beni bilmiyorum. Sedat abi benim büyüğüm. Saygısızlık da etmek istemiyorum ama şöyle söylemek istiyorum. Ordulu sanatçı kardeşlerimden, abilerimden de tenzih ediyorum. Tabii bazen insanların gönül kırgınlıkları olabiliyor, bazen daralabiliyor ama Ertuğrul abi bizim büyüğümüz, abimin can ciğer dostu. Hacer Hanım da zaten benim canım ciğerim ama o nereye çağırırsa çağırsın bağırıyorum, çığırıyorum. 15 dakika sonra diyorum ki başkanım emredersin ne demek. Ya ne oldu sana 10 dakikada nasıl değiştin diye sen aradın başkanım ne yapayım diyorum. Yine söylüyorum öyle bir projeniz olursa biz değerli solistimle birlikte canla başla. Sevgili menajerimizle başkanım, birlikte alalım. Evet. Alalım kardeşim. Alın, ondan sonra. Evet. İstanbul. Evet arkadaşlar, İstanbul'da bir ordu spor kuruldu. Gerçekten destekliyoruz. Şöyle dönelim. Tüm yönetimdeki arkadaşlarımıza, bizim yönetim kurulumuzdan bir Ahmet Tor arkadaşımız da yönetimindedir. Kadir Şahin de biliyor, bunlara destek vermek için biz de bulunduk. Ordu isminin ne varsa hepsinin yanındayız biz. Eyvallah başkanım. Yani bundan sonra Canan Hanım, ben size bırakıyorum. Siz yok, hanımefendi var ki olmaz yani. Canan Hanım ordu spor hastasıdır o kendisi. Şöyle Canan Hanım'a zaten diyelim. Evet. Az önce dedim ki solistime konuştuk değil mi? Doğru ise. Üşüyordu zaten, iyi oldu. Hayır, siz muhabbet yanıyor musun? Üşüyordu zaten, iyi oldu.
Siz muhabbet ederken dedim ki solistim dedim, böyle eğildim. Çaktırma dedim, tamam mı? Şu kırmızı bayraklı Ordu Spor yazıyor ya, onu yürütelim dedim. Şu daha güzel. O da dedi ki o da güzel, bunu da ben yürüteyim dedi. O da daha güzel dedi. Çünkü ne olursa olsun Ordu Spor deyince Ordu deyince akan kan durur, su durur derler. Ordu Spor'umuza her nerede olursa olsun desteğimiz. Alkışlayalım değil mi? Yanındayız. Vallahi sanatçı olarak elimden ne geliyorsa, gerekirse bütün kulübümüz için de ücretsiz bir sanatçılar konser düzenliyorsa. Süper. Bütün, harika. Özür dilerim. Bütün Ordulu sanatçı arkadaşlarımı bu konuda desteğe bekliyorum. Güzel bir proje. Çünkü neden? Biz ne kadar ileriye adım atarsak bizim için gelen bütün dostlarımız oraya tabii ki maddi manevi anlamda da gelirler ve kulübümüze de çok büyük desteği olur. Buradaki emek veren, top oynayan, bizleri biraz daha ileriye götürmek isteyen, ordumuzun adını iyi duyurmaya çalışan kardeşlerimize destek veririz. Bu konuda çok değerli büyüklerimiz var, ordulu sanatçılarımız var. Her mikrofonu eline alanda sanatçıyım diyorsa eğer, her ordunun taşına toprağına da destek vermeli kardeşim. Hele Ordu Spor olursa da daha çok vermeli. Süper. Bu konuda varız. Helal. Hocam Tokatlı olarak katılır mısın aramıza? Tabii ki başım gözüm. Mecbur katılacak. Bak. Katılmama lüksü yok öyle bir şey. Mecbur dedi. Yok öyle bir şey. Abi birkaç mesajım var. Tabii müsaadenizle okuyayım. Abi Aydın Demircioğlu. Abi öncelikle ülkemizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde saygı ve millet anıyorum. Canan Hanım'a ve dünya tatlısı Ali Turun'a kucak dolusu selamlar demiş. Konya'dan selamlar, hastane önünde incir ağacı. Ben Fermi'de başarılan Mesudiye birebir köyüne gitsin. Kusura bakmayın heyecandan yazamadım. Canan Hanım'a selamlar, saygılar bizden olsun efendim. Mesudiye'mizin medar iftarlarından, emektarlarından yine bir tanesi sevgili Muharrem Sarıgül abimiz. Sedat Bey programımızı beğenin de izliyoruz. Size de başarılar diliyorum. Ayrıca konuklarınıza ve tüm izleyicilere hayırlı akşamlar diliyorum. Ertuğrul Bey'e de başarılar dilerim. Dernekçiliği uzun yıllar yaptım ve ne olduğunu iyi biliyorum. Selamlar Muharrem Sarıgül demiş. Buradan selam olsun Muharrem abimize. Hayırlı akşamlar Veysel Bektaş'tan güzel bir uzlava istiyorum. Veysel Bektaş ve Canan Başaran bizim canımız, sizlere de selam olsun. Aleyküm selam efendim. Selam, ben Ümraniye'den Emre, şu an 100 kişi izliyoruz. Veysel Bektaş'tan delinin biriyim istiyoruz demiş. Ümraniye'ye selam olsun. Başkanım Canan ablam gitmeden ve program bitmeden Alim türküsünü okusun başkanım. Kurban olayım ya, söyledik. İyi akşamlar yayındaki abilerimize, konuklarımıza, buradan sevgilerimizi, sevgilerimiz Aybastı ailesinden Serdar Aybastı. Aybastı'ya selamlar olsun. Selam, iyi yayınlar, süpersiniz. Aydın Çelik Gürgentepe Dernek Yönetimi. Buradan da Gürgentepe Dernek Başkanı. Sayın Başkanım yayından sonra arayın. Sizi de bir akşam konuk alalım burada. Sorunlarınızı, yaptığınız faaliyetleri izleyicilerimize anlatın. Evet, hemen başkanım. Kısaca kardeşimize şey vermeden önce. Tamam. Şu an bizi izleyen derneklerimiz var Ataşehir'de. Evet. Göçmeyli Derneğimizin üyeleri izliyor. Yine kendisi başkanı burada. Geyikçeli Derneği, yine Yuvalı Derneği, Esatlı Derneği, Çardaklı Derneği, Kumrular Derneği, Güzel Yurt Derneği, Ünye Pirit Yatak Derneği, Akkuş Çamalan Derneği, Akkuş Dernekler Federasyonu, Seferli Derneği, Kışlacık Derneği, Dayılı Derneği, Maden Derneği, Arıkmusa Derneği ve bunların en üst çatısı olan Ataşehir Ordular Derneği üyelerinin hepsine sana başkanım, selamlar. Başkanım bu kadar dernek saydın, Çavdar niye yok orada? Başkanım, evet, Çavdar'ı çekemedik. Kadıköy kısmından biraz çekemedik. Yani. Orada inşallah aramızda oldular inşallah. Ama bir önceki başkanınız yönetimimizdeydi. Evet. Tabii. Hala yönetimde başkanımız, evet. Hala aynı üyemiz. Başkanımız. Evet evet, aynen doğru. Aynen. Çavdar Derneği. Evet. Çavdar Derneği'ne bir öncelik yaralım o zaman. Verelim. Evet. Verelim. Mesajı da geldi bu arada. Mahmudiye Derneği de şu an bizleri izliyorlarmış. İsa Başkan'a da selam olsun. İsa Başkanımıza, köyümüzde sevgili çok değerli büyüğümüz Mehmet Muhtarımız bizleri izliyorlarmış. Selam, sevgileri var. Herkese selamlarını ilettiler. Başkanımıza da. İnşallah en kısa zamanda projede buluşacağız sizlerle. Ve bu bugün 22 yıl mı? 23 mü oldu? Ben 22'de kalmışım bak geçen senede. Yani ne güzel. Evlilik yıldönümümüzde kutluyorum. Sevgili Canan, şimdi sevgili Salim'e de ve Yeliz'e de ikisini ekrana bir alalım mı? Şöyle baksınlar. 23 yıllık evliler ama baksan ikisi de maşallah, 100 bin kere maşallah. Daha ikisi de 23-25 yaşında gidiyor. Bence alma şimdi. Niye biliyor musun? Bizim programda alma, hemen nazar olur. Çatlarlar bak. O zaman gelmesin sonra. Tamam. Bak söyleyeyim, ben 22'de kalmışım. Hocam senden delinin birini istediler. Şimdi, ben keşiğimi sana veriyorum. Vallahi bak ben, uzuna bakacağım sonra söz. Arkadaşlardan çok... Tamam ben söyleyeceğim de
Delinin birini çok istiyorlar. Okusun bence. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Arkadaşlardan çok özür diliyorum. Tabii ki ellerine sağlık. Üstadlarımız onlar bizim ama. Şimdi çalışılmamış bir eser biliyorsun. Delinin biri. Uygar. Tamam. Yapabilir miyiz? Yaparlar ya. Bir alkış gelirse okur onlar. Yapar mıyız hocam? Hadi bakalım. Hadi bak. Nereye gidiyorsunuz? Bir yere gitmek yok kızlar. Size armağan ediyoruz özellikle. Siz biraz konuşursanız ben bir bulayım. Bak. Hacı abine göndermiş. Allah'ın sen. Sene kaç? 2010 yılı. Bulur o. Vallahi billahi. Ordu Spor'un kıyafetleri. Re mi yaptı? Göre değil, delinin.
Oysa ki unuttuğum bir şey var zalim. Oysa ki unuttuğum bir şey var kitapsız. Ulan biz değil miyiz ki sevdamızın delisi olan? Ulan biz değil miyiz ki aşkımız için deli olan? Oysa ki seni ne kadar çok sevmiştim. Oysa ki seni ne kadar çok sevmiştim. Bir şey unutmuşsun aslında vefasız. Bir şey unutmuşsun aslında kitapsız. Ulan ben senin için deli oldum senin için. Ben senin için deli oldum senin için. Ben senin için deli oldum senin. Senin için. Teşekkürler efendim, sağ olun. Formada bakıyorum sadece, hiçbir şey demiyorum. Sadece bakıyorum, bir şey demiyorum. Niye abi, hayırdır? Yürene gönlüne sağlık kardeşim. Sağ olasın abi. Seviyorum seni. Program bu akşam bizde ya. Rahat olun. Efendim? Sıkıntı yok. Program bu akşam bizde diyor. Tabii canım, sıkıntı yok. Sabaha kadar devam ederiz. Sevgili başkanım, Ordu Efe yönetiminden benim de çok sevdiğim sevgili Hüseyin Yüksel mesaj atmış. Ben ona yazmışım, tanımadım seni diye. Özür diliyorum, ben öyle bir şey yazdım hatırlamıyorum ama sen öyle diyorsan öyledir. Ertuğrul Başkanıma yazmış, mesaj okumazsan yandı diye. Sen mesaj yazardın da ben senin mesajını okumaz mıyım sevgili abim ya? Çok değerli bir arkadaşım. Ne demek, başım üstüne, her zaman başım üstüne yeni bak. Başkanım ben şöyle bir tribüne tabii gireyim mi? Kadir Bey'den başlayalım. Evet, başkan vekili. Başlayalım. Hemen kısaca tanısın ya. Kısa kısa görüşlerinizi alalım. Kadir Şahin. Bir saniye konuşun siz başkanım. Konuşun. Başkanım konuşun siz. Kadir Şahin, Ataşehir Ordular Derneği yönetim kurulundayım. Başkan vekili. Başta Ertuğrul Başkan olmak üzere. Çok güzel işler yaptım. Yapmaya devam ediyoruz.
az önceki mesaj işte tabela denilen mi, araba denilen mi? Sizin ilgisiniz başkanım, üzerinize alınmayın onu. Öyle bir şey yok. Olacaktır, yolumuza, tabii ki eleştirenler de olacaktır, saygımız var başkanım. Biz devam ediyoruz. Aynı zamanda 52 çalışanlarına, emekçilerine, basın mensuplarına, aynı zamanda yorumculara, Sedat Bey'e, Canan Hanım'a, aynı zamanda Veysel Bey'e ve saz ustalarına teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Hemen yanındaki abimizi alalım. Salih Baba'ya verelim. Salih abimizi alalım. Emektarımız, kıymetlimiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eyvallah. Salih Türk, Ataşehir Ordular Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Bu arada TV52 ekibine, Canan Hanım'a, Veysel Bey'e zaten başarılar, başarılarının devamını diliyorum. Saz ekibine yine başarılar diliyorum. Ayrıca Ataşehir Ordular Kültür Evi'nin yapımında bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm ordulara ve ordu sevdalılarına, ordulu olmayıp da ordu sevdalılarına da çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Hemen sizden de alalım. Ufuk Bulut, bizim Yakayna Dergisi Şantiye Haber Genel Yayın Yönetmenliği yapıyorum. Burada olma sebebim Ertuğrul Köloğlu ve arkadaşları... Mikrofonu yakıtsalım biraz. Kurulduğu günden beri tanıyorum. Ertuğrul Köloğlu'nu eleştirenler her zaman olmuştur. Meyve veren ağaç taşlanır. Fakat 2013-12 yıllarından beri yaptıkları çalışmaları çok yakından takip eden bir basın mensubu olarak ben sizleri tebrik ediyorum. Gerçekten çok başarılar. Atom Karınca lakabını sonuna kadar hak ediyorsun. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ediyoruz. Hemen arkaya Şenol Başkanım'a uzatalım. Şenol Koç, Ordu Mesudi Göçbeği Dernek Başkanıyım. Burada olmamızdaki amacımız Ataşehir Ordular Dernek Başkanı Ertuğrul Köroğlu'nun yönetim kuruna, TV2 ailesine, bütün çalışanlarına, çok yakın dostumuz, hemşerimiz, yakın köylümüz Sedat Ünver Bey'e, biz dostumuz, çok seviyoruz Sedat Ünver Bey'e. Eyvallah. Bugün tanışma fırsatı bulduğumuz sevgili hemşerim Canan Başaran'a ve üstadına ve saz arkadaşlarına bütün hepinize teşekkür ediyorum ve Ataşehir'deki orduların gerçekten oradaki bir eser yani bu arkadaşlar Ataşehir gibi bir yerde zannediyorum biz 2'ye 3'e giriyoruz öyle bir eserle bunu yapanlara destek veren herkese tebrik etmek lazım. Dernekçilik çok kolay bir iş değil yani karanlıkta iğneyle maden araba gibi bir iştir yani çok çok tebrik ediyorum çok çok yani bunun izahı çok zor diyorum. Teşekkür ediyoruz sevgili başkanım. Seviyoruz sizleri. Hep Allah razı olsun. Biz de sizleri seviyoruz. Hemen köşedeki abime uzatalım. Onunla sözlerini alalım. Fazla zamanımız yok. Toparlayalım hemen. Teşekkür ederim. Dursun Dağdır Mesudiyeli. Yakın tutalım abi. Dursun Dağdır Mesudiyeli. Ataşehir Ordular Derneği yönetimi. Başarılarınızı çok tebrik ederim. Canan'ımı da tebrik ederim. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız. Var olasınız. Başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Hemen alalım mikrofonu. Ön tarafa şey yapalım. Ataşehir. En ön taraf alalım. En ön taraf. Ataşehir alalım, alalım. Emin Hanım. Kadın Kolları Başkanımız sevgili Emin Hanım'a. Ataşehir Ordular Derneği Kadın Kolları Başkanı Emine Tok. Tabii ki her şeyden önce Sedat Ünver, Melettin İsen Rüzgarlar programlarına. Kendileri her zaman başarılı zaten. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Canan Başaran olsun. Her zaman çok güzel, kendi güzel, gönlü güzel, sesi güzel sanatçımız. Veysel Bey öyle çok güzel kulaklarımızın pas açıldı. Teşekkür ederiz abla. Hoş siz geldin. Saz ekibine, Ertuğrul Başkanım'a da her şeyden önce teşekkür ediyoruz. Biz yönetim kurulu olarak canla başla çalıştık. Elimizden geleni yapıyoruz. Dernekçiliği en güzel şekilde Ordulular'da, Ataşehir'de, nüfusu en çok büyük olan yerde yaşatmaya çalışacağız. Tabela derneği olmayacağız tabii ki. Her şeyden önce Kültür Evi diye bir derneğimiz oldu. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyoruz. Gerçekten Kültür Evi olacak. Fazla konuşmak istemiyorum. Kısa keseceğim. Ben sözü arkadaşıma vereyim. Zamanımız yok. Hemen alalım. Yan tarafa Hacer Hanım. Buyurun. Hacer Hanım. Ahmet'e ver sorunu. Yılmaz Ordulu Beyliğim. Sonradan olma milletliğim elhamdülillah. Ataşehir Ordular Dernek Yönetimindeyim. Olmaktan da gurur duyuyorum. Sayın Başkanımız Ertuğrul Köloğlu'nun emeği çok fazla yönetim kuruluyla birlikte. Biz dernekçiler bugün Yeliz Hanım da şahit sabah 8'de evden çıktık ve daha evimize giremedik.
Öyle oturduğunuz yerden eleştiriler yapabilirsiniz. Ama lütfen mantıklı eleştiriler alalım. Biz eleştiriyi de açığız derneğimiz olarak. Hatalarımız olabilir, eksiklerimiz olabilir. Ailemizden, her şeyden ödün vererek bizler buradaysak ve Ataşehir gibi bir yerde çok güzel bir ordu kültür evi kazandırdıysak, ben burada başkanımız sevgili Ertuğrul Köloğlu'na ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Melet'ten Esen Rüzgar sevgili Sedat Ünver Bey'in konuğu olduk. Ve Melet'ten Esen Rüzgar'ı biz bugün Lodos'a çevirdik. Bence Rüzgar değil, bugün Lodos oldu. Sevgili Canan Başaran'a ve Veysel Bektaş'a çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Ahmet'e ver. Ve mikrofonu Ahmet Bey'e veriyorum. Yeliz Hanım atlamasaydık ama neyse, tamam, dönüşte gelsin. Ahmet Fahri Arslan, İstanbul Kadıköy doğumluyum. Ataşehir Ordulular Derneği gençlik yönetimindeyim. Sayın Başkanıma bize böyle bir kültür evi kazandırdığı için canı gönlüne teşekkür ediyorum. Gençlik olarak şuna söylemek istiyorum. Bizde başkan, aslında başkan sürekli başkan, saygıdeğer başkan sürekli söylüyoruz ama bizde daha çok abi kardeş sistemi var. Ataşehir'de bulunan genç kardeşlerimizi de aramızda görmeyi istiyoruz. Böyle de bir dileğimiz var. İnşallah her şey hep beraber, herkesle beraber çok güzel olacak. Teşekkür ediyoruz. Hemen Yeliz Hanım'a da alalım. Son mikrofonu da uzatalım. Ben Ordu Mesudiye Göçbey köylüyüm. Aynı zamanda Ordu Mesudiye Kadın Gücü ve Emeği Dernek Başkan Yardımcısıyım. Burada Sedat abime başarılar diliyorum. Aynı zamanda burada bulunan Ertuğrul Başkanımıza, Canan Hanım'ına, Veysel Bey'e ve Saz ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi dernekçilik diyoruz ama gerçekten dediğimiz gibi, Hacer ablanın da dediği gibi, biz sabahleyin 8'de çıktık ve bu saate kadar gelmedik. İnsanlar bu şekilde eleştiri yapıyorlar ama bilmukabilet katılıyorum ablama, gerçekten zor. Bir de biz gönüllü yapıyoruz. Hani sanıyorlar ki bir para, bir rant elde ediliyor. Böyle bir şey yok. Biz tamamen gönül işi yapıyoruz. O yüzden herkesin, Ertuğrul Başkanımıza da bu şekilde hani bir eleştiri var ise, meyve veren ağaç taşlanır diyorum. Bence hakkıyla başkanlığını yapanlardan biri diye düşünüyorum. Bu yüzden derneğimize destek olalım. Herkes bir dernek kurar ama bir dernek binası yapamaz. Bu yüzden sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Ben de hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ağızlarınıza, yüreklerinize sağlık. Bir selam iletelim. Paraları hepsini alacağım senden çıkışa, bak. O kadar uzun konu. Evet. Şimdi Ataşehir'den yine izleyen arkadaşlarımız var. Değerli arkadaşlarımız. Esatpaşa eski muhtarı yine Mehmet Parlayan. Çok değerli bir dostumuzdur. Ona da selam olsun diyoruz buradan. Tüm ordular adına. Sevgili, sonradan hemen bir şey söyleyeyim. Tokat'tan benim çok sevdiğim bir sunucu kardeşimiz, aynı zamanda televizyon programcısı sevgili Yavru Hasan. Oradaki bundan bütün can dostum Veysel Bektaş'a selam olsun. Size kolay gelsin. Can Hanım'a da başarılar deriz demiş. Sevgili Yavru Hasan'a da selam olsun buradan. Sevgili menajerimiz yine aynı zamanda Yavru Hasan abiye de çok çok selamlar olsun. Evet. Aile boyu herkese. Son bir şarkı alalım sonra. Son iki dakikamız kalmış. Ben öyle son mi sözlerinizi alayım. İsterseniz horonla kapatalım. Zaten. Son sözlerini alayım abi. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle bizi burada misafir ettiğin için ben teşekkür ediyorum. Tüm yönetim kurulu ve ordular adına. Ataşehir'de dernekçilik bir başkadır. Çünkü duyarlı bir belediye başkanım var. Bu şey olsun diye söylemiyorum. Gerçekten bunu içtenlikle söylüyorum. Dernekçilik gerçekten özveri isteyen bir şey. Belediye başkanıma ve yönetim kurulunda tüm arkadaşlarına, hepsine ayrı ayrı tüm Ataşehirliler adına, ordular adına teşekkür ediyorum ben. Biz size teşekkür ediyoruz. Hemen Canan Hanım son sözler. Son söz ne diyebilirim ki, bu kadar güzelliğin içinde bana söz kalmadı. İyi ki gelmişim. Çok değerli Hacer Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ve sizlere çok teşekkür ediyorum davetinizden dolayı. Bu akşam Ataşehir Ordular Dernek Başkanımız Sayın Ertuğrul Köloğlu'yla ve ekip arkadaşlarıyla, ona destek veren çalışma arkadaşlarıyla olmaktan gerçekten gurur duydum, onur duydum, haz aldım. Solistimle birlikte burada olmaktan ayrı bir gurur var. Yani Melek'ten Esen Rüzgar'da bulunmak. Avrupa'dan Asya'ya, Edirne'den Kars'a, TV 52 ekranlarında kim varsa, isim isim saymayalım. Saygıyla eğiliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Veysel'im.
Ben de başta sizi yalnız bırakmadıkları için başta misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz sizleri yalnız bırakmadığı için. Daha sonra sana çok program çok teşekkür ediyorum abi. Daha sonra başkanımıza ve değerli solistime. Dernekçilik adına da şöyle ufacık bir şey de ben söyleyeyim bari hiçbir şey söylemedin denilmesin. Zamanında ben de kendi köyüm adına değil ama birçok yerde gerçekten sözü geçmiş kişilerden gördükleri için ben de böyle bir vasıf kabullenmiştim. Dernekçilik çok eleştiri alan bir iş ama en çok da eleştiri alanlardan, eleştiri yapanların arkasında durulmadığı, arkasında durmadığı bir iş dernekçilik. O yüzden abimin de dediği gibi meyve veren ağaç taşlanır ama dernekçilik yapmak gerçekten hayır baba yedin harcı değil. Bence eleştiri yapmak yerine bu insanların arkasında dursunlar diyorum ben. Teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Ayaklarına gönlüne kişi sağlık. Kişi kendini aynada düz görürmüş. Bir de çevirsin de arkasına baksın. Evet. Kıymetli dostlarımız bizlere yine şu anda Gölköy Süleyman Eller Dernek Başkanı sevgili Erol Metin. Salı akşamları bizim vazgeçilmezimiz Ordu'nun dereleri sevgili Kenan Börekçi. Pazar akşamları Gönül Bağı sevgili Yılmaz Cesur izliyormuş. Hepsine buradan kucağa haklı olsun. Selamlar olsun. Mesajını okuyamadığım dostlar varsa hepsinden özür diliyorum. Zamanımız yetmedi. Efendim yayında ve yapımda emeği geçen başta TV'li Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İhsak Saybi Efendi'ye, Genel Müdür Vekilimiz sevgili Fatih Özdemir'e, Genel Yayın Yönetmenimiz Volkan Topkaya'ya, Genel Koordinatörümüz Akın Çekmeye, Ana Kumanda'da Ordu'da sevgili Sefete ve Aykut kardeşime ve bütün TV'li çalışanlarına, İstanbul Stüdyolarında yönetmenimiz sevgili Esin Ablam'a, kameramanlarımız Adem Bey ve Fahri Bey'e, bizi bu akşam soğuk havalarda çaysız bırakmayan sevgili Selahattin abimize, sevgili Canan Başaran'a, Veysel Bektaş'a, Ataşehir Ordular Dernek Başkanı Sayın Ertuğrul Köloğlu'na ve saz ekibime hepsine şöyle kuvvetli bir alkışlıyorum sizlerden. Ana sponsorumuz 52 Arsa Ofisi'ne, Biçeri Kadife sevgili Ferhat Biçer'e, Serhat Biçer'e ve Tevfik Biçer'e, Yılmaz Harfiye Sayın Mehmet Yılmaz ve Enver Yılmaz'a, Karaslan Harfiye Sayın Hayrettin Karaslan ve Şenol Karaslan'a ve sevgili 18 Mobilya Mehmet Ali 18'e sonsuz teşekkür ediyoruz. Her şey ama her şey gönlünüzce olsun. Önümüzdeki hafta Mesudiye Kadın Gücü Derneği sevgili Günay Uzunyurt ablamız ve yönetimi bizlerle olacaklar. Türk Halk Müziği'nin güç seslerinden Okay Öztürk abimiz bizlerle olacak. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sürçülisan ettiyse kafola. Her şey ama her şey gönlünüzce olsun. Haydi bakalım horonla kapatalım. Haydi.